Selam gençler. Hoş geldiniz. Pazartesi günü saat 8'e 2 var bana göre. Tandırcılık yapacağız. Bugün ben ilk defa bunun yayınını yapıyor olacağım. O yüzden cücük tanklarlayız doğal olarak. Ama hem eğleneceğiz hem göstereceğiz hem bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Bakalım Kadir'le birlikteyim. War Thunder Türkiye YouTube kanalının sahibi. Kendisi de burada bana ve sizlere yardımcı olacak. Aynen öyle. Evet gençler, hızlıca oyun menüsüne bir girelim. War Thunder ilk başta World of Tanks'e çıkan rakip gibi gözüken ama aslında ben oynadıktan sonra görüyorum ki çok farklı oyunlar da olan yani çok farklı bir oyun olan bir gene platform, gene başka bir oyun. Zaten farklı anladığım kadarıyla zamanının single player oyunlarının birleştirilmiş hali bu. Shturmovik olsun yok neydi o bilmem ne of Europe filan böyle uçak oyunlarını birleştirip onların grafik motorlarını kullanılarak multiplayer haline getirmiş hali. Tabi belli detaylar çok daha güzel o yüzden ve görüntü aynı en yükseklerde filan. Özellikle ilk başta o çarpıyor beni. World of Tanks'a göre çok daha net ve detaylı her şey. Bugün tank yapıyoruz. Fazla öyle uçak uçak yapmayacağız. Ben uçakla oynamıştım zamanında. Çok yayınını yapmadım uçağın. Hatta hiç yapmadım. Ama bugün tanka nasip oldu. Kadir sağ olsun. Bir hani yapalım mı yapalım dedim ben de. Öyle takılacağız işte. Evet, ne yapıyoruz Mr. Kadir? Ne diyorsunuz? Neyle başlayalım? Abi takım atalım daha sonra özel odaya geçeriz. Sallandırma ayini falan yaparız. Tamam, bir ayinleri var mı yapacağız? Bakalım, görelim. Ben redimi verdim diye düşünüyorum. Menüsü biraz 2.7 karışık. aldım. Evet, aynen. Başlattım tamam. Aynen. Yok gençler hesap olayında sıkıntı yok. Şöyle küçüklerle başlayarak ben bir iki yayın yapmak istiyorum. Sonrasına bakarız duruma göre. Ne şey yapabiliriz, ilerletebiliriz, ne yapabiliriz diye. Oyunun menüsü ama World of Tanks'tan sonra daha karışık geliyor ilk başta. Böyle alışmanız gereken şeyler var. Özellikle bu davet atılmalar, kabul etmeler, mesajlaşmalar falan çok net değil oyunda. Bir o arayüzde o sıkıntı var ama tankın zırhı olsun, bir detayları olsun onlara daha fazla görebiliyorsunuz. Bu maçtan sonra gösteririm belki. Bir de böyle girip spawn olacağınız yeri seçebiliyorsunuz aynı Battlefield oynuyormuş gibi. Hangisinde G'de mi olayım, C'de mi olayım? G kısmında abi. Tamam, G kısmına geçiyorum. Oyuna girdikten sonra mesela silah yüklemenizi seçiyorsunuz. Hangi mermi tiplerini alacağınızı. Benim şu an seçtiğim ZS-30 diye alette iki tane mermi seçeneğim var. Bir zırh deliciler, bir yüksek patlayıcılar var. Bakayım bu neymiş? Zırh delici yüksek patlayıcı mermi. Bu da zırh delici yüksek patlayıcı mermi ama balistik keple. Peki. Bunlarda hangisi daha şarapnel gibi oluyordu? Balistik keple şeyi arasında fark var mıydı? Yüksek patlayıcı arasında. Şimdi bir APH var, bir de APC, BC var. AP var APH bende ile bir tane. Bir de ne var? APBC. APBC bir de APH var. BC'siz yani olandan var. BC'si biraz daha iyi oluyor mermilerde. Çünkü balistik başta olduğu için Ha. geliş gücü 20-30 metre daha fazla oluyor genellikle. Yani biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu Anladım. APH'nin. Galiba benimki de ters olmuş o. Çünkü şey daha yüksek gözüküyor öteki. Bilmiyorum neden. Neyse çok önemli değil zaten bu seviyede şu an. Biz eğlenecektik. O yüzden. Bu Aynen olay bu. öyle. Ben A'ya bastım abi. Kepliyorum Aha. ben birazdan. Tamam. Kepleyeceğim. Bir dakika. Ben oyunun sesini hiç duymuyorum. Biraz açayım. Ha herhalde raid call'dan dolayı tamamen kısmış durumda. Bir bakalım. Oyunun sesi. Oyunun sesini direkt kapatmışım hatta ben. Şimdi açtım. Vot Blitz'ten Vot oynarsan delirir misin? Yo, farklı bir oyun. Biz şu an normal oyundayız. Anladım, tamam. Okey. Ben özel savaşa Biz giriyoruz yükseklere sandım. attı. Aha. Crusader bilmem ne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt dışında mürettebatı hayvan gibi görebiliyorsunuz. Burada 0.83'te bir tane imiç var ama. Bu arcade farklı oyun tipleri var. Farklı maç tipleri var. Şu an içinde bulunduğumuzda maç tipinde. Aha! Kişiyi yok ettim. T28'e tek attım bak. Zor atılan dediğin. Aynen abi. Enteresan. Evet. Amorek falan mı attın? Amurek attım galiba. Bir şeyleri patladı hakikaten. Biraz O'ya benim de basıp mürettebatı vurdular iyi. bakabiliyorsun abi. Aha. O'ya basıp.
Evet, bir şeylerin daha öldürdük arkadaşın. Ama iyice mürettebatsız kaldı su. Ya burada tek atma olayı çok daha fazla var. Düşük seviyede çok olmaması lazım normalde ama denk geldi bize. Bu alet zaten oldukça güçlü. Hatta bizim denemelerde mouse'u falan patlatmayı başardık ama çok absürt bir yöntemle. Namlusunun içine falan vurmayı başararak. Nasıl olduğu hakkında hala bir fikrim yok. Bu herifi ben niye göremiyorum? Crusader var. Gözüküyor diyor ama göremiyorum. Uzak mesafelerden ışın alıyorsanız o yeşil imleç falan... 0.87 yani... Bir de parlamış kırmızıydı. Aha anladım. Press to defend a light plane. Okay. Aha 1 kilometrede bir şey var burada. Burada tabii A üssünü ele geçirmemiz lazım. Üst tarafta gördüğünüz puan akışı bu oyundaki hani sizin kazanıp kaybedeceğiniz belirleyen ana şey. Aynen. O yüzden şu an kaybediyoruz hatta A çünkü düşman da olduğu için. A'yı ele geçirmek lazım. Ben biraz yükselip tekrar bakmaya çalışacağım. Bakalım birine denk gelmezsem tabii. Ben bunları flank yapıyorum abi. Okey. A'yı alacağım birazdan büyük ihtimalle. Aynen öyle. Herife. Normal mermiler. Uçak savaları makine tüfekle tarayabilirsin. Uçak savaları falan. Space miydi? Evet Space'di. Aynen. Şurada 0.89'da bir adam var ama. Panzer B. Onda cap'teyim. Bu arada sağ aşağıda uçaklar falan var. Bombardımana tarzı uçak evet, falan görüyorum. Geçebiliyoruz. 7, 8, 9'da. Az önce geldi de geçmedim. Aynen. O da Call of Duty gibi gençler. Aynen yani belli abi. Kill aldıktan sonra uçaklara bir üst seviyesine bir üst seviyesine geçiyorsunuz. Peki küçükken basınca büyüye geçmen gene sıfırlanıyor değil mi? Öyle bir şey mi? Aynen. Aha, evet, evet. Aynen. Gayet tarayabiliyoruz hakikaten. Makine tüfeğimiz var böyle bir alette bile. Bu arada zemin etkisi çok daha fazla bu oyunda VOT'a göre. Yani direkt bataklıklarda falan batıp kalıyorsunuz. Küçük paletli aletlerseniz. Mesela hafif tank şeyin gerisinde kaldı. Mouse'un gerisinde kaldı bizim denemelerimizde. Tabii orada başka eklentiler falan da vardır ama sonuç olarak mouse'un daha yavaş olması lazım. Her zaman öyle beklersiniz VOT'ta. Bu oyunda böyle olmadı. Aynen paletleri bir geniş olduğu için. Geliyor. Bir de sürücüdeki skill'ler de çok etkiliyor bunu. Aha. Bakalım. Bir yerlerde. Oh, wow, 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 wow. Fe. Öldüm. Crusader kötü yakaladı. Alt tarafta atamadan. Burada bakın bir de öldüren merminin nasıl şarapnelle dağıldığını falan görerek böyle görebiliyorsunuz. SWAT'tan farklı olan bir şeylerden biri bir de bu. İndirdim seni öldüreni. Eyvallah. Gördüm tam hatta o sırada. Ama yetişemedim. Sanırım A'da başlayamıyorum. Direkt yakı... Bu ne lan? Biri uçağı devirmiş buraya. A'ya doğru gelmeye devam. Ro 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 ro. Lol lol lol. Aha. Bayağı fren yapmak gerekiyor bu arada lan. Yani durmuyor tanklar. Bayağı... Burası ne? Burada bir köprü var. Geçeyim şu köprüden. Bir dahaki gelecek güncellemeler oyuna artı da getirecekler. Hadi ya. Hadi canım ya. Ulan çok gerek varmış gibi. Topçu geliyor gençler oynamayın. Gerek yok yani. Aha.
Ama şöyle bir şey olacak. Tank abisi olarak getirecekler topçuyu falan. Anladım. Sturmpanzer var. Biliyor musun abi Sturmpanzer'i? Sturmpanzer'i biliyorum abi. Evet, Sturmtiger'ın biraz daha ufak versiyonu. Evet, Brumbar var. O gelmiş olması lazım zaten. Aynen. Yok o gelmedi, o gelecek. Ha o mu gelecek? Tamam. Brumbar'ı gizledim Fil Değili'de. Şurada bir sürü tank vardı. Hepsini görebiliyordum. Şimdi göremiyorum. Hah, gene geçiyorlar. Teamwork mu? Ne yaptım ki ben teamwork aldım? Ben burada arkada yatıyordum ne güzel. Yok hani eğer aramızda 100 metreden fazla yoksa birisini öldürdüğümüzde ekstradan puan kazandırıyor bize takım. Anladım. Valentin, sabit duruyorsun. Tabii hiçbir şeyini göremiyorum. Daha doğrusu kırmızı görüyorum her şeyini. Şu kayalara doğru biraz daha yaklaşayım. Ki iyice çaprazdan atma şansım olsun. Tava basıp skor ekranını görebiliyorsun. Orada cap puanlarını. Aha. Asistler ve bence de. Tab olayı aynı. O tab olayında sıkıntı yok. Neyse biz üstün gelmeye başladık. Aynen. Ben de hedef görebileydim iyiydi. Artı falan atabiliyorsun orta tanksan. Topçu atabiliyorsun. Selam gençler. Hoş geldiniz. Tandırcılık yapıyoruz. Ben de göğe bir şeyler vurmaya çalışıyorum. Wow! Bir Panzer 2C daha BT-7000'in altında, komratların altında patlıyordu. Abi çok fena drift yapıyor yalnız bu tanklar. O biraz sıkıntı. Aynen. Nerede ya? İlk seviyedeki tankların birçoğu öyle zaten. Bir tane daha gitti. Another one bites the dust. Dent, dent, dent. Another one bites the dust. Bombardımandayım. Okay. Bir de şöyle bir şey var. Düşman bombardımana geçtiği zaman ya da şuna basıp fighter'a geçebiliyorsunuz ve o fighter'la bombardıman falan indirebiliyorsunuz. O fighter'la bombardıman, evet. Yani uçaklarla da havada kapışmaya devam edebiliyorsunuz gençler. Aynen. Tabii 30 saniye sürüyor. Devam ediyorum bu arada. Bir Valentin buldum. Oflatıyorum. Aa kaçıyor. Aa otomatik takip ediyor. Nişan geliyor. Enteresan. Tuşunu ayarladın mı? Yo. Ayarlamamışım öyle bir şeyim yoktu. Anam! Anam 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 anam. 9. 9'a bastım ama. Aa yanarak öldüm. Gelmedi. Temiz egizi falan alabilirsin. Gerçi oyun. Oyun bitti galiba değil mi iyice? Tabi. T60'ı alayım ya. Belki bir şeye denk gelirim. Oyun bitti. Güzel. Biraz karambol. Yani tam kime ne ara gömdün, kimi ne ara vurdun. Bir sonrakine şey yaparız gençler. Uçak kullanırım. KV-1 yolunda devam ediyorum. Sen 10 tane avlamışsın maşallah. Neyle avladın o kadar? TL ile. TL. Güzel. Evet gençler, yardırmaya devam. Oynadıkça anlatacağız hani denk gelen şeylerde. Mesela burada öğrendiğim şey Kadir'in bana söylediği. Mermi tiplerinin hakikaten buradaki farkı artık şeyi boyutlarını da aşmış durumda. Armored Warfare'deki boyutu da aşmış durumda. Burada tankların canı olmadığı için hani en büyük farklardan biri World of Tanks'a göre oyun içerisindeki bizdeki can havuzu burada yok. Öyle bir can diye bir şey yok. Yani onlarca atışla bir tankı öldüremezken bazen tek atışta patlatabiliyorsunuz da. İşte belli mermi tipleri daha fazla şarapnel yapıyor isabet ettiğinde. Bazıları direkt delip geçme niyetinde aynı Warships'teki gibi. Bazıları mürettebatı öldürmek için yani böyle nokta atış yapabileceğiniz yerlere vurmanız lazım. Nasıl ben size diyordum hitbox skinler var World of Tanks'te. Ya denk geliyor bazen olur bazen olmaz çok önemli değil diyordum. Burada önemli karşınızdaki tankları iyi bilmiyorsanız defalarca ateş edip nereden ne yapacağınızı hiç bilmeyebilirsiniz. Önemli olan mesela ammoları yani mermileri nerede sakladığını bilmek oralara nokta atış yapmak. Bu şekilde nokta atış yapacağınız mermiyle tutturursanız tek atışta alma ihtimaliniz daha da büyüyor bu oyunda. Öyle durumlar var.
Yani çok böyle ince hesaplayıp şurasına vuracağım, şunu yapacağım diyebiliyorsunuz oyunda. Özellikle böyle ince çalışmak isteyen arkadaşlar için uygun. Ammora kaldığınız zaman bir de %50 oluyor tek atma şansınız. Yani %100 değil, bottaki gibi. Evet, yanıp devam eden gördüm, onu çözemedim ben. Yakıt deposunda da patlatınca Ammorek'le aynı etkisi oluyor yakıt deposu patladığı zaman tankın. Ama tabi sadece EPSR cinsi biber miyse, yani sabot cinsi biber miyse pek mümkün değil. Çünkü içerisinde yüksek patlayıcı olmadığı için sadece deliyor yakıt tankını. Evet, zırhlı arabalar filan gidiyor. Uçak sevardır büyük ihtimalle. Bakıyorum şu an. Spotlanıp spotlanmadığımı bilemiyorum ama ben bu oyunda onu daha çözemedim tam. Birisi seni spotladığı zaman hemen o da seni spotlamış oluyor. Yani hani o kadar fazla ben gördüm yani. O görmedi. Öyle bir sistem yok yani, bottaki gibi değil. Anladım. Sen birisini gördüğün zaman o da seni kesin görmüş oluyor. Birilerini vurabiliyorum ben burada, evet. Beyaz yanıyor yalnız, kırmızı değil. Cromwell, target undamaged. Aha, ikili sekti. Bu sekiş olayı çok iyi ya. Bu sürücü kamerası falan da var oyunda. Evet. Kontan görüşüyor. Onları unuttum da bir şeyleri almıştım. Belirli bir tuşlara falan ayarlamıştım. Enemy kill assist geldi bir tane. Bu arada mermi replenish edebiliyor muyduk? Yoksa mermi bitince bitiyor muydu olay benim için? Dur bakayım. Adamı vuramadık ama çok ince ya. C kamerası, panzerler. Arkadaşı nereden vurabileceğim, nereden vuramayacağım onu hakikaten görmek çok... Aha! Yeşil oldu bir ara ama sonra kaçırdım. Hangi mermiyi kullanıyorsun abi? APH mi? AP, evet. AP'yi kullanıyorum. Aha, işi gözüktü. Kaçtı. Bombadayım, istek var mı? Bombada isteğim mi? Yok, kafana göre takılabilirsin. Bombardımanındasın sanırım. Tamam. Doğuşa Stukalara falan gideceksin galiba. Gümbür diye bir şey indin, onu gördüm. Ben M3L'yi aldım. Çünkü M3L bu levelde çok güçlü. Aha. Bir şey daha gitti. Uçaklara da vurma şansınız var gene. Oo, Churchill'in tank avcı versiyonu gelmiş. Yüzlük bir zırhı var onun. Ha, delemiyoruz yani kolay kolay. Yok yok, T-34'ler bile delemiyor. Biraz yüksek patlayıcıya geçeyim. Birisi çok hayvan gibi tarıyor bu uçağı ama bir şey tutturamıyor. Sizi uçaklar öldürebilir ha. Tabii, tabii, çok rahat. Tabahtım. Çok rahat. İnsanlar bazı tanklarda gözüküyor işte. Şimdi darbe gelince göreceksiniz nasıl öldüğünü gençler. Kill jump sistem var yani kısaca. Aynen. Bakalım. Bunlar kimler? Aha, bir tane gitti. Tank Rescue diye bir şey aldım ama ne olduğunu bilmiyorum. Aa, ölüyorum hakikaten. Taranıyorum şu an. Tarana tarana öldüm. T-17E2. Taraya taraya öldürdü arkadaş. Güzelmiş. Oo, uçak savardır o. T-28'i alalım. Ha, gene bizim kontrolümüzde ama ağır ağır gidip zırt deliciler. Altın mermi mantığı yok ama bunda. Değil mi? Premium mermi diye bir şeyimiz yok. Aynen. Yani gençler, burada altın mermi olayınız aynı Armored Warfare'de olduğu gibi karşılaşmayacağınız bir olay. Ya da güzel olabilir sizler için. Belirtmekte fayda var. T-28 zamanında WOT'un en boşyaklı tanklarından bir tanesi. Yaralanabiliyor mürettebat. Direkt ölmüyor. Gayet, hem de yaralanma seviyeleri aynen var. Bir küçük sarı var, bir turuncu var. Kırmızı da ölüyor diye anladım ben.
Yok, kırmızı böyle tam ölmeye yakın. Ha, siyah da ölüyor o zaman. Öldüğü zaman. Aha, aynen, tamam. Gri. Demek ki yani 3 seviye yaralanıyor, bir seviye de ölüyor en sonunda. Siz aynen düşünün artık. Bir önce kolu kopuyor. Sonra bağırsakları içeride tutmaya çalışıyor işte. Sonra bir kafanın yarısı gidiyor falan. Diyor ki abi artık ben dolduramıyorum şu topu. Gözünü seveyim, beni bir bırak gideyim falan yapıyor. Oo, yalnız. Aha. Ama oyunda şöyle bir sıkıntı daha var. Hani tüm attığınız gold mermi olabiliyor WoT'un tabiriyle. Ve zarar etmiyorsunuz, kar ediyorsunuz. Yani Leopard 1 mesela 400 ölüyor. Her mermisi heat atıyor. Yani evet. Deliyor yani herkesi ve zarar da etmiyor. O yüzden hani bu tier sonlarda biraz sıkıntılı yani bunlar. Anladım. Tier 5'te falan. Mermisini görüyorum herifin lan bu arada bana gelen. Ştuk 3 bayağı vurdu beni hayvan gibi. Galiba herkes öldü neredeyse. 16 saniye bakalım, burada canlı kalma ihtimali çok zor ya. Gunner kendine geldi mi? Geldi. Saniye bu arada daha dayanabilecek miyiz? Mermiler şaraplan parçası yaymıyor. Aha. O yüzden birisine tak atmak zor. Bir de Epsar mermilerin sekme ihtimali daha yüksek. Daha şey demek ki, normalizasyondan az etkileniyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Epsar mermiler normalizasyon yok sayılır bu oyunda. Oo, ben kafayı tut, şey yapacağım da kaldıracağım da. Aa! Tamamen kırmızı gözüküyor da tek attım herife. Kafasına indi çünkü. Tepe zırhına indi. O topunu sağa sola falan atıyor yani. Aa, hiç yeşil yoktu. Direkt kırmızıydı. Ama tepesinde bir boşluk buldu demek ki mermi. Oradan gömçürdü çünkü çok net. Ya gençler, böyle trollükler var yani işte oyunda. Şu diğer kameralara neye atamıştık biz, hatırlıyor musun? Tuş olarak C şey miydi? Nokta. Ha, nokta. ESC'ye bas abi. Tam tamam, kontrollerden nokta. Kontrol evet. Et. Non penetrasyon. Dibime bir şey girdi bu arada. Ben birazdan tost olacağım herhalde. Okay, uşakta ben bir şey yoklattım. Aha, artileri geliyor buraya. Kafana bomba atayım mı abi? Yok, benim kafamı almayayım. Bugünkü sponsorumuz gençler şey, Schweppes. Yanında Schweppes var. Bim Schweppes ama. Le Schweppes de la Bim. Aha. Valentin öldürttü. Zaten tek kişiyle hayatta kalmaya çalışıyormuş. BT7'yi alıyoruz. Güzel. Churchill'i indirdim. Süper. Biz kazanıyor gibi gözüküyoruz ama şey almamız lazım şu an. Waypoint almamız lazım. Aynen abi, almanız lazım onu. Ama büyük ihtimalle alacağız ya. Düşman takım bitti neredeyse. Ha, bir de tabii çok... tank alamıyorlar sonuçta. Tab'da basınca bu kırmızı suratlar artık tankı olmayan arkadaşlar demek gençler. Kırmızı değil. Tam olarak bu hani kırmızı değil de hani böyle hafif kapalı kırmızı. Evet yani olanlar. Kafa suratları işte. Yani kırmızı olan bir tek ben onları görüyorum mürettebatlarda. O değil mi? Böyle sönük olanlar. Hani böyle kovalayayım, vurayım filan diye bir olay yok gençler bu oyunda. Benim yaptığım mallı yaparsanız muhtemelen birazdan vurulacağım ve öleceğim. Bakalım, göreceğiz. WoT'taki teknikler hiçbir şey yaramıyor kısaca. Lan! Ştuk kıçıma gayet gömşürdü mermiyi. Aynen. Çok kötü öldük. Poçvurt. Maşallah. Ştuğun da tabii çok troll bir topu var. Neyse, spectator mod. Benim bir tane daha tankım vardı. Son tankımı almama izin vermiyor mu? Dur bakalım. Yok abi, sen 3 kere ölmüşsün zaten. Haa, anladım. Hey. Aha, birisi gömdü, evet. Beni izleyebilirsin mesela. Evet, geçiyorum şu an. Buradan. Seni bulmaya çalışıyorum. Mean Machine, Mark. Silly. Hah, tamam. Oo, yanıyorsun Fuat abi, durumun var senin. Baya bombalar yok, düşmüş her tarafına. Yok, önüme bomba düştü.
Bu seviyede bombalar pek iş yapmıyor. Çünkü hani tanklar çok hızlı olduğu için. Anladım. Hani bomba yakalanma ihtimaliniz az biraz. İki tane Panzer 4 geliyor. Kamuflajı da ne kadar güzel. Üzerine maydanoz koymuş gördüğünüz gibi arkadaş ve palmiyelerle süslemiş ön tarafı. Aynen. İman dolu zırhlar da önden çok ağır iki tane mermi gördüm sana gelen. Ben şu an uçaktayım vallahi. Baya şu an senin tank meftaül mübadele oldu bence. Hop. Bir şey alabildin mi? Aha, palet gitmiş. Yok adam. Abi bir dakika ya. Ha, topum patladı, güzel. Bomberman ben de çok hakim değilim. Daha tanıtıcı nasıl anlatabilirim? Tank kontrolleri hafif yani şeylerde zemine göre çok değişiyor. Bataklıklarda iyice batabiliyorsunuz. Sert zeminde daha hızlı gidebiliyorsunuz. Kaymaya çok daha yatkın açılarda tanklar, ileri eğimlerde. Oyunda bir kere tankların canı yok. Dediğimiz gibi işte kritik yerlerini vurmanız lazım. Bundan bahsediyordum. Hani karşınızdaki tankın özellikle driver'ını öldürecekseniz hakikaten yani sürücüsünü öldürecekseniz sürücünün bulunduğu yere, komutanı öldürecekseniz oraya nişan almanız lazım. Mermi tiplerini buna göre belirliyor olmanız lazım. Horizontal drive. Peki. Research. 11 kilo aldık yine. Ne güzel. Ortalarda sen tepeyi çeken hallerde güzel. Aynen devam. KV-1 yolunda da yardırmaya devam. Research ağacı bu şekilde devam ediyor. Mesela KV-1'i şu an ben araştırıyorum. Bunu sadece T-28'de yaptığım savaşlar etkiliyor değil mi? Şu an ben yanılmıyorum. Kasma olayını mı diyorsunuz? Evet. Şimdi kasma olayında şöyle bir şey yok. Mesela teknoloji ağacına geldin abi. Aa, evet. Birine o, research dediğim zaman ona research'e gidiyor. Anladım şimdi. Mesela KV-1'e research dedikten sonra Su-76M'ye research diyemiyorum. Onu görüyorum ben şu an. Bir tankla bir tank kasma olayı yok. Yani IS-2'yi oynaman gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. IS-2'yi evet. Oynaman gerekiyor IS-3'ü açman için. Fakat bu oyunda böyle bir sistem yok. Yani ne bileyim orta tankı oynayarak da ağır tankı tank abisini oynayarak da bir tankı kasabiliyoruz. Anladım. Yani şöyle savaş bitti az önce. Ben sürekli KV-1'in bu barının yükseldiğini görüyorum. Ben ister ZIS-30 ile oynayayım, ister T-28 ile oynayayım, ister T-60 ile oynayayım. Ne kazanırsam KV-1'in gelişimine, araştırmasına gidecek. Aynen burada. Öyle. Ama şöyle bir şey var. KV-1'i araştırıyorsanız, onun üzerindeki tankı oynarsanız size ekstradan belirli bir bonus veriyor, premium gibi. Boss yani gibi. Hattaki tankı kullanınca premium account gibi daha fazla alıyorsunuz ama diğer tanklarla da yaptığınız o tankın şeyine gidiyor, araştırmasına ilerliyor. Böyle bir seçeneğiniz var. Yani çok net bir tanka odaklanabiliyorsunuz bu sayede. Bir şey daha soracağım. Mesela ben şu an hatta iki tane ayrı tank görüyorum. Bir M4 gaz var. Bu kamyon. Bir de altında 72K gaz var. Bu da bir yani uçak savar kamyon. Ama ikisini de aynı anda research edebiliyorum. Öyle gözüküyor yani. Oyun bana diyor ki ikisini de istiyorsan research edebilirsin. Yani hattın bir önceki tankını veya aracını açmamı istemiyor. Bu da doğru anladığım kadarıyla. Anlatabildim mi bilmiyorum. Aynen öyle. Yani birinci seviyesini açmanız gerekmiyor. Sanırım burada bir rank var yani iki rank var. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olarak devam ediyor sanırım Türkçesinde. Burada ikinci kademeye geçtiğiniz zaman bu ikinci kademede açılan tankları kasabiliyorsunuz bir şekilde. Ama mesela T-34 diyor ki illaki T-50 açılsın diyor. Ama onun haricinde Su-76'yı veya 72K'yı burada direkt araştırabiliyorum. Enteresan. O da iyice hakim olacağız sonra. Tamam. Şöyle aynen. Bir kural daha var. Hı-hı. Mesela TR-5 tankları açmak için, onları araştırmaya başlamak için 4 tane, daha doğrusu tam sayısı 6 tane TR-4 tank açmak zorundasın. Direkt aynı hattını ilerleyemiyorsun. Sıra sıra açıyorsun denebilir yani. Anladım. İyi. Süper. Hazır. 20 ya, tamam hazır. Bir soru geldi de ona bakıyorum. Soruları cevaplamak istiyorum. Tamam. Okay. Hayır, bir tank açmak için ondan bir önceki tankı araştırman gerekir. İşte bak M4'ü araştırmıyorum. Yani araştırmadan M72'yi de araştır diyebiliyorum ben şu an. Şu an mesela 72K'yı araştırmadayım. 4M'yi araştırmama gerek bırakmıyor. Bu nasıl olabiliyor peki o zaman? Onu hani ya sen yanlışsın ya biz bir yerde atlıyoruz. Onu söylemem lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Araştırıp satın alabiliyorsun. Eskiden şöyle bir sistem vardı. Eskiden öyle bir şey araştırsan bile satın alamıyordun.
Fakat son güncellemelerle bunu kaldırdılar. Arada iki tane tank olmadığı halde, yani iki tane tank olmazsa, iki tane tanktan fazla olmazsa in alıp kullanabiliyorsun. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Bak aynısını dedi. Araştırabilirsin ama satın alamazsın dedi. Şimdi diyorsun ki sen Aynen satın öyle. alınabiliyor yeni patchlerle. Twenty sen de güncel mi biliyorsun yoksa bundan bilgin yok muydu? Bak yine satın alamıyorsun dedi bir cahil adam da. Allah Allah ben bilmiyorum. Kadir biliyor. Ben hakim değilim konuya. Peki nasıl araştırabiliyoruz ki o zaman? Nasıl? Hayır ben kendi kendime konuşuyorum. O zaman niye araştırmama izin veriyor? O çok enteresan alamıyorsam. Çok garip. Oyunda biraz yani WoT'a göre şöyle örnek vereyim, çok daha fazla saçmalık var ve bug var oyunda. Anladım tamam. Okey ben hazırım. Neyse biz devam edelim. Daha sonra toz partisi falan yaparız acıktığımız zaman. Mouse'la. Previous vehicle must be purchased. Çok saçmaymış ya. Bir önceki aracı almamı istiyorsa niye araştırmama izin veriyor ki? Ya yeni tanklar falan ekleniyor ya. Eğer onun önündeki tankı araştırıyorsan ve onun aşağısına yani daha düşük leveline yeni bir tank geliyorsa böyle bir bug oluyor. Bu arada kahve birden yanlışlıkla çıkarttım. 72'ye doğru gidiyorum. Bundan sonra düzenli olacak mı? Sanmıyorum. Mülayim başka hedefler de var aklımda. Ara ara olabilir ama Warships gibi. Tabi ara ara mümkün olursa yine yaparız. Aha, aynen. Zaten Kadir'in kanalı da takip edin. War Thunder Türkiye olarak ilgileniyorsanız, onda kendi eğitim videoları ve hani açıkladığı videolar var. Yanlışım varsa düzelt ama en son baktığımda büyüktü kanal. Aynen. Bir de oyunda yaklaşık 2000 tane Türk var. Fazla Türk de yok. Ona rağmen yine 600 abonemiz var. Bu çok güzel bir abone sayısı War Thunder için. Süper. Ben C'ye basıyorum direkt. Tamam, C'ye basıyorsun. Geliyorum ben de yanına. Burası neresi? Allah! Burası Berlin. Berlin. Hızlı dönmemek lazım bu tanklarda. Çok saçma işler Tankları bile yapıyor. atabilirsin. Özellikle döneceğin zaman kaldırıma kesinlikle çarpma, takla atıyorsun. Genellikle. Okey. Az birileri çıktı burada. Ben burada kendimi çok ortaya sokmuşum. Biraz sıkıntı olabilir. Orada kum yığınları falan var. O bazı yerlerin orada kumlar azalıyor. Oradan bakıp atış yapabilirsin sadece taratını gösterip. Tamam. Okey. Ona bakacağım şimdi. C'yi I'm hallettim. reloading bro. Değil mi? İstediğim Allah! Birini ağzına vurdum aradan. Güzel. Leopard geliyor sana doğru. Uçak sıvar dikkat et. Nerede ya? Allah Allah. T26 Üst ama. patladın gördün mü? Hayır ben bir şey görmüyorum şu an. Yani Leopard dedin ama uçak savarlı. Yok Leopard değil Gepard. Ha Gepard. Lan atladı bir oyun. 4-5 kişi dalınca ben burada tost oldum tabi. Geçmiş olsun yeğenim. Eyvallah. Matilda. Direkt turret wing'den vurmayı başardım herifi. Çok şanssızmış. Bu arada o senin kullandığın tankın topu muhteşemdir. 130 Evet. falan deliyor Evet. ve yani muhteşem bu levelde gerçekten. Hakikaten oynaya oynaya gördüm zaten onu. Hayvan gibi delişi olduğunu. Gayet memnun kalmıştım. Daha fazla zoom yapamamaktan dolayı şeyim ama topta. Böyle dibine girmek istiyorum. Ona izin vermiyor. Sağ tuşla olmuyor mu? Ya biraz daha fazla zoom yapıyor. Bir tık daha. Öyle çok büyük bir zoom ekstra göremiyorum yani. Uçağa geçiyorum. Okey. Bu oyunda mod falan da yok. WoT'taki Aha. gibi. Ya sadece kamuflaj var. A'ya pardon, B'ye bomba atacağım. Okey. Herifler aldı zaten sağ solu.
Adamlar kaçıyor. Önünden gelecek bak. Önünden sağdan mı? Aha. Çünkü oraya bomba attım ya, adamlar kaçtı oradan. Sen gel geriye doğru, ben ileriden flank tamam, yapayım onları istiyorsan. Bir şey görev yazdım ama Valentin yalan oldu sanırım. Arkadaş niye hareket etmiyor? Aha. Vuramadım. Target undamaged. Okay. Takım biraz top çıktı. Wow, headshot. Ama benim namlu takip ediyor ya bu herifleri üzerine çıkladığım zaman. O enteresan. Onu kapatmak lazım bence. Ama ya işim yaradı da. Bildiğim kadarıyla var. Ha. Hani onu atadıysanız yine olabilir. Anladım. O tuşunu olabilir. Bana atadı. Bakıyorum sağa doğru. Anam. Anam ağzıma vurdu. Bir tamir edeyim. Neyini tamir ediyorsa artık tankın şu an. Göremedim. Vot yok bugün. Vot olduğunu da söylemedim zaten. War Thunder var. Ouch. Adam neyden kaçtı, neyi tutturdum. Çok fena. Sana doğru geliyorlar. Tamam bende. Lan yanıyorsun Fuat. Yok, öldürdüm sana dalanı şu anda. Onu öldürdün de ben yanıyorum. Vurdum yani. Yangın söndürücü falan var mıydı? O vardı bir tane. Tamam, Samir'e doğru geliyorum ben. Half-Life bitti gençler. Multiplayer yayında bitti. Abi 6 da fena bir tuş ya. Aynen öyle. Onu 4 tuşuna atayabiliyorsun da hani fazla mermi aldığı zaman 4 tuşuna mermi oluyor. Sen misin yanındaki? Yok, başka biri. Biliyorum, ben de diyorum niye bu böyle. Temsiliz benim. Yeşil olan benim. Abi az az geçmiyor ki bu tankta. Yok. Uçak nasıl sekti yerden? Aha. Ne güzel tost oldum ben. Slotlar bitti benim. Oo, benim de. Targadan ve evet öldüm ben de. Önden tabi yüksek patlayıcı da denemiyoruz. Crusader'ı çok normal. BT. T28. T28 alalım. Ya, bu sefer pancar olduk ha. Ama oyun hakikaten belli şeyler. Bu tek atma olayı çok VOT oyuncusu için çok böyle enteresan bir şey. Herkese neredeyse tek atıyorsun belli durumlarda. Onu hissetmek ve görmek güzel. O adamlar burada 350 bin kişiler lan. Ah!
Driver gitti. Öleceğim. Ground Unit Destroy. Karşılıklı yok ettik galiba birbirimizi. Evet, aynen. Abim bizi motora kadar delmiş maşallah. Üçüncü tankı alalım. BT-7. Soldan iyi basmışlar oyun hakikaten. Bitti. He, oyun bitti hakikaten. Freedom! Oyuna girmeyen adamlar da var. Cap'te yatan çok adam görüyorum ben şu an. Maalesef. Ya bu oyunda hani pusanların bir avantajı oluyor genellikle. Bot'taki gibi değil maalesef. Bize takıldık ve lag da mı var artık bilemiyorum. Bir garip oluyor. Aynen. Best squad. Yay! Hala dönmeye devam ediyor. Bir ve iki almışız bu sefer. Güzel. Sorular falan geliyor mu Ahmet abi işten? Bu Vought mu AV mi diye geliyor. War Thunder gençler. Neye geliyor? World of Tanks mi Armored Warfare mi diye geliyor. Uçak oynamayacağım ya. Tanktayım, tankta. Uçağı başka zaman tekte oynarım. Bunun sıkıntı yok. Motoru aldık. Mesela motoru research etti ama sadece Golden Eagle'la satın aldırıyor. Niye öyle yapıyor? Onu çözemedim ben. Yok, araştırdıysan normal oyun parasıyla alabiliyorsun. Ama araştırmadıysan direkt Gold'la da satın alabiliyorsun, altınla yani. Anladım, okey. Ben yanlış tankı research etmeye devam etmişim bu arada. KV1 edeceğime. Bu da çok hoş. Evet, gene atalım bakalım. Ben iyice şey yapıyorum. Yavaş yavaş. Hakimiyetimi kuruyorum alt seviyelerde gene. Armored Warfare oynadım zaten, onu oynarım. Armored Warfare'ı hiç yani farklı bir oyun olarak görmüyorum WoW'tan. Çok büyük bir kopyası. Sadece daha modern tanklarla oynuyorsunuz. Ama War Thunder'da bu işte kritik noktaları vurma hadisesiydi, bilmem nesiydi. Bir de bunun bizim şu an oynamadığımız simülasyon ve realistik modları var. Onlar da mermi düşüşüne kadar siz hesaplıyorsunuz ve sesler, mesafeler artıyor. Ne demiştin sen Kadir? Biz çok daha kısıtlı bir harita grubu içerisinde oynuyorduk. Aynen simülasyon öyle. Olunca 10 katına falan mı boyutlar büyüyor demiştin? Aynen öyle. Yani mesela şu anda haritanın komplesini görüyorsunuz yükleme ekranında. Ama şu anda sadece biz yaklaşık 7'de 1'ini falan oynayacağız. Mesela şimdi zoomladı. Zaten. Aynen şimdi zoomladı. Çok net anladım ben. Yani haritalarda sizi çok daha küçük hale getiriyor boyutlar. Çok dikkatli oynayınca o zaman bir düşmanı görmen senin kaç dakika sürüyor mesela öyle olduğunda? Simülasyonda mı? Evet, simülasyonda. Simülasyonda bilgisayarının grafikleri çok önemli. Eğer bulanık oynuyorsan simülasyon falan sıkıntı çıkartıyor gerçekten. Tamam. Yani mesela ortalama 5 dakika sonra mı birini ilk defa görmüş oluyorsun? Yoksa daha kısa, daha bayağı az... bir yol gidiyorsun. Bayağı bir yol gidiyorsun. Gerçekteki savaşlar gibi. Ve tek tanklısın değil mi? Bir daha respawn falan yok. Aynen. Realistikte 2-3 kill alırsan bir daha doğma hakkın oluyor tabii. SP puanına göre. Ama simülasyonun filan ödülleri de daha yüksek, daha eskiden daha yüksek demiştin sanırım. Şimdi birazcık daha azaldı mı? Bir şey mi oldu? Yoksa iyi mi şu an? Yok, eskiden bir aynı. Aynı. Değişim tamam, olmadı. İsimleri değişti sadece. Eskiden tamamıyla gerçekçiydi. Şimdi simülasyon oldu. Cromwell kaçtı. Bu arada bir arkadaş karşıdan yazmış sizi tutturdum diye. Ha. Sen görmedin tabii onu. Yok, senin o chatler falan açık değil ya. Çok az mermi var ya. Arkadaşlar da iyi kaçtı aradan. Hiçbirini göremiyoruz şu an. Hayda, nereden gördü burada seni? Biz hiç görmedik onu. Cromwell olduğu için tek atması yok da. İki kez atışı soktum da. Tabii tankın içi geniş olunca tek yemedi Cromwell. T-34 yemedi.
Bir de mermileri kısarsanız amorek yeme ihtimaliniz falan düşüyor mermiler kaybolduğu için. Bu arada ağaç vurdum galiba. O yüzden gitmiyormuş mermi. Yo, gene gitmedi. Hep yeşil gördüğümü vuramadım bu sefer. Ve yanındaki arkadaş gayet güzel yandı. Ben bir repair edeyim şu topu. Köşeden bakıyorum ama. Bakalım. İstersen bir yükseklere geçelim mi abi? Okey, nasıl geçeceğiz? Ben de bizim arkadaşın bir hesabı var da. Dur bakayım, bir şey yapalım bundan sonra. Şu sallama Asmayın. Odayını. Aha, ondan sonra bakalım duruma. Tamam. Çünkü bu levelde pek oyunun tadını alamazsın, öyle diyeyim yani. Yo, WoT'ta da aynı ama bence gayet iyi. Ben söyleyeyim sana, şu an tabi daha bayık geliyor muhtemelen ama. Aynen. Benim için gayet oynayınca. Şey. Net yani şu an. İyi. Wow. Boston Mark 1 ne ya? Aa, uçak vurmuş bizi. Maşallah. Uçağa gittik gençler, hiçbir şey öldüremeden. Uçağa. Sağda Crusader var. Cap'imizi öpüyor. Onlar da zaten. Ben basmaya çalışıyorum da. Herkes pusu atmış. Allah Allah. Oha. Herif tık tık aldı maşallah. Ha, bir de oyuna yüzen tanklar da var. Bunu da belirteyim. Belli bir şey oldu. Ha, ben bu arada BT7 ile ölmüşüm tabii. T28 nasıl öldü diyorum hemen. Bizi hoplatıyorlar bu arada sağdan. Evet, bir adamı aldık en sonunda. Eye for an eye. Galiba bizi öldüreni aldığımız için bir şey değil, kana kan göze göz tarzında. Aynen, bir şey oldu. Tarzı. Aynen öyle. Mouse'u falan çevirebiliyor musunuz? Tabii her şey takla atabiliyor. Bakalım buradan başka ne geliyor. T-80 beni nasıl vurdu ya o kadar? Attım bombaları ona. Vallahi öldürdü maşallah. T-80'in demek ki iyiymiş şeyi. Tabii. Topları. Yok, zırhı güzeldir onun bayağı. Evet, topla öldürdü. Benim T28 tam bir şey olduğu için kebap. Bayağı yanıyorsunuz. Ben işte benim kasmaya çalıştığım kamyonlardan bir tanesi bu, kasmaya açtığım. Yakı vurmaya çalıştım. Aha, geliyor ayak. Vuramadı. Evet, ve yak çakıldı. Çok iyi ya. Bu uçak savar falan gayet FPS oyununda olsa sırıtmaz yani şu an. O kadar başarılı grafikleri. Şu hide hood'u yapalım. Baksanıza gençler. Çok iyi. Abim kamyonla, üzerinde de uçak savarla takılıyor. Ah, şuraya da biraz gezelim. Şurada da piknik atalım. Şurada da takılalım. Nide'den Çamardı minibüsüne binerseniz işte bu alete binmiş. Oo! Bu arada yanıyorsun Fuat abi, durum var. Bombardıma uçağı geliyor ama yandı. Yandı. Yaktılar güzelim uçak savarı. Bakalım kurtarabilecek mi, hala yanıyor. Kimse de pek umrunda değil. Ha, şimdi öldü. Bakalım bir sonraki oyuncu durumu. Sen de öldün mü yoksa oyunda mısın? Yok, oyundayım. Ha, gördüm, tamam. T28'de.
Sen de şansın deniyorsun B25'lere karşı görüyorum. Aynen öyle. Yakın mesafeden vurabiliyorsun uçaklar ya, böyle 500-600 metreden bombardımansa. Harbi gerçek tandır oldu arada. Bu arada kamuflajları falan burada, onu da bir göstereyim ben şu oyundan çıktıktan sonra. Yani tankın zırhını görme olayları, üzerine koyduğunuz kamuflajlar, araştırma ağacındaki ilerleyişler. Mesela daha adamı uçağa vurdum ama sadece hit dedi. Aha. Bu zırh tezici attığım için. İlerlemeye devam. Bir şeyler tarıyorsun. Bir şey çıktı. Ben seni göremiyorum. Ben öldüm, ben bittim. Ha sen öldün mü? Aha, o yüzden seni izletiyorum ben şu an. Ha ben de diyorum hani nereden biliyor tüm hareketlerimi falan. Seni izliyoruz. Opposing'e başlamayı şu an düşünmüyorum. Daha ileride olabilir. Aklımda Doom oynamak var önce. Onu bir aradan çıkartayım. Ondan sonra bakarız gençler. Uçaktayım. Seni bu arada vuruyorlar kötü kötü. Onu söyleyebilirim. Panzer 4C gömertiyor, gömçürtüyor. Arkadan bir tane daha başladı. Ne oldu ya? Bir yere çaktın. Abi ben valla şu anda tecavüze uğruyorum burada. Arkalı yönde. Evet onu fark ettim. 3 tane tank seni vurmaya ve indirmeye çalışıyor. Yanıyorsun zaten. Uçağa çıktım ya daha demin. Aha. Uçağa çıkınca tankın savunmasız kalıyor. Neyse çıkalım. Tamam. Okey. Sonra ben de şu şey detayları göstereyim millete. Tamam. Tam bir Fatma Gül. Makineli tüfek var, evet kullanılıyor da burada uçaklara karşı kullanabiliyorsunuz ya da açık kasalı aletler var. Yani mesela bizdeki VT-AUF-4'lere karşı burada taraya taraya öldürebileceğiniz durumlar olsa gayet hoş olabilirdi. Yani WOT'da öyle bir dünyamız yok tabi. Şimdi mesela burada tankların üzerine tıkladığınız zaman ne diyebiliyoruz? Customization diyelim be. Nasıl üzerine kamuflajlar konulabileceğini, neler olabileceğini bir gösterelim. Tabi bende açılmış kamuflaj yok. Ama user skinler falan var. Camouflage condition, decorators, skulls, road signs. Maşallah hiç parasız bir şey de yok. Hiçbir şey gösteremiyorum o yüzden. Sağ olsunlar. Test, ha. Modifikasyonlar. Burada tankın üzerinde işte hani geliştirdiğimiz topumuz, motorumuz burada bu şekilde. Bunları birebir seçiyoruz diye hatırlıyorum ben. Hani seçip şey yapabiliyorduk. Araştırabiliyorduk. Aynen. Artıdır support. Mesela ben bunu almamışım BT-7'ye. Şimdi aldım. Backup vehicle. Bu mesela tankın patladığı zaman bir kere daha binebilmemi sağlıyor aynı oyunda. Talisman'da %100 reputation point. Yani premium tank haline getiriyor ya da. Böyle şeyleri direkt aynen tanklarda seçebiliyorsunuz. Yani mesela burada var. Premium tank yapıyor ama sadece şeyde. RP'de. Yani RP'de deneyim değil mi sonuçta? Aynen. Para XP. XP'si. Show armor işte. Bu asıl WOT'un ihtiyacı olan şey. Zırha geldiğiniz zaman nerede kaç milimetre kalınlığında olduğunu görebiliyorsunuz. Ve burada X-ray olarak da gösterme seçeneği var. Burada da mürettebatı görebiliyorsunuz. Yani driver sürücüsü nerede, nişancısı nerede, yükleyicisi nerede, topu nerede bulunuyor, zırhları nerede. Ve araştırmadığımız tanklara da böyle bakabiliyoruz diye biliyordum ben. Bakayım. Aynen. Haklı mıyım? Yani mesela karşınıza KV-2 geldi. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Buna girip mesela şöyle bir bakalım. KV2'den. Information. Preview. Preview yaptım şu an işte. Disable mode. Mesela zırhı görebiliyorum ben burada. Karşıma geldiği zaman KV2. İşte ön tarafı sarma zırhlı. Direkt Rolled Homogeneous Armor dediği. Döküm zırh. 75 mm. Bilmem 90 mm. İşte iç paneller kaç milimetre. Onları görebiliyorsunuz. Bakın aradaki parçalar. Niye hani mantleti vurunca bu mermi girmiyor dediğiniz zaman genelde 3 parça zırhı birden geçmeniz gerekiyor o yüzden. Veya gene bu yanlarında yakıt depoları neredeymiş, mermileri nerede saklıyormuş, şanzımanı neredeymiş, motoru neredeymiş bunları görebiliyorsunuz. Bunlar WOT'tan ana farklılıkları. Ağaçta dediğimiz gibi research olacak tankı seçiyorsunuz, yani araştırılmaya devam edecek tankı seçiyorsunuz. Ready butonun altında hangi tarz savaşa gireceğini seçiyorsunuz. Yani hava savaşları da tank savaşları da aynı arayüz üzerinden. Yani warplanes veya warships veya tanks gibi ayrı ayrı oyunlara girme ihtiyacınız şu an yok. Gemiyi nasıl getirecekler onu bilmiyorum ama göreceğiz. Gemi gelmişti zaten. Hı. Kaldırdılar daha sonra.
Evet. Ama Select o bilmiyor. servers Ben US yazıyor bende. Ben niye EU'yu seçmemişim ki? Allah Allah. Yok, ben de seçili olması yeterli. Takım Aha, başkanı ben ama oldum bende işte. şey EU değil yani. Buradan direkt sunucuyu da böyle seçebiliyorum demek. Oyun içerisinde bir oyunda Ru server'ına girerken bir oyunda US server'ına girebiliyorum galiba. Evet, tabii Rus ve Amerikan serverlarına girdiğin zaman pinginiz oluyor E tabi genelde. ama bu da çok enteresan. Yani böyle bir seçenek hiç olamaz WoT'ta. Yani hiçbir zaman öyle bir şey yapamazsınız. Bu ekstradan konulmuş bir ayar. Mesela Amerika serverında oynayan arkadaşınız varsa hiç üzülmeyin filan tarzında bir durum var yani. Herkes aynı arayüz üzerinden, sadece bir tıklama ötenizde. Bu aynı zamanda araştırma ağacında hem işte topçular yani ordu hem de havacılık aynı tab üzerinde. Burada sadece üzerden yukarıdan aynı pencere üzerinde ayrı sekmelerde. Buradan sekmeyi seçerek on binlerce uçak görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uçaklar biraz daha fazla bol. Ülke sayısı olarak da gene Amerikan, Alman, Rus, İngiliz, Japon 5 tane ırk var şu an. Daha fazla getirebilirler aslında. Bence gelecektir de ileride. Uçak tabii bunun ilk çıktığı olay ve en fazla tokatladığı o yer. Gemiyi kaldırmadılar. Gemiler gelecek hala göğe. Durum bu oyunda. Biz şimdi şu sallanma olayını yapalım da onu da bir eğlendirerek gösterelim millete. Tamam. Siz hazır verin o zaman, ben özel oda açayım. Bu arada gemiler normalde 1 Nisan şakası olarak geldi oyuna. Bunu da ekleyeyim. Ha. Onu bilmiyordum ben. Aynen. Tahta gemiler geldi bir de böyle. Hani sadece Ha tahta evet onu denli görmüştüm. falan var. Süper. Bir saniye. Oturum aç. Okey. Şimdi özel maça girip ayin yapıyoruz. Aynı takıma gel. Aynı takıma geliyorum. Tamam. Açtığımız zaman ikimiz de aynı takımda girebiliyoruz bu arada. Haha. Ready'i İlla de düşman verdim. olsuna gerek. Aynen, başlatalım. Özel savaşta direkt bizim bildiğimiz hani team training gibi olan bizim hani benim sizi alıp 15-15 savaş yaptığım odalardan biri. Burada da var. G'de mi C'de mi başlayayım? C'de. C'de başlıyorum. BT'yi alıyorum. Gene o hadise yapacağız değil mi? Tırmanacaktık köprüye doğru. Aynen öyle. Daha sonra ezeriz. Senin tank falan, öyle şeyler de Tamam. yapabiliriz. Yanlış yerden geliyorsun ama. Ha, deneyebilecek çıkabilirsem deneyelim, bir rezil olursak ne oluruz? O kadar ince palette çıkamazsın abi oraya. O Tiger 2 ile falan çıkıyor. Hadi Hop bakalım. hop 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 Şu an kayacak. lan lan Sayıyor Aa. mu saniye? Yok saymıyor saniye daha. İşte güzelliği orada. Bir sola dönebilseydim süper olacaktı da dönemedim. Ben halatta çekeyim o zaman Öyle seni. yapacağım zaten ben de. Geleceğim ama bir dakika. Şu an tamamen hiç dönmüyor şu an. Direkt sadece arkaya doğru gidiyor ve kaydı tamamen. Allah Allah. Çok garip. Ha şimdi döndü. Travers ata ata. Sola dönmüyor gençler orada. Ben tabii WoT'tan hatırladığım şeyleri yapmaya çalışıyordum. O da travers atmak, dönmek. Yok abi. Abi sen biraz da yukarı çık istiyorsan, ben halatta Ben çekeyim seni hızlanıp oradan. geliyorum. Aynen, öyle yapacağız. Sen sıfıra bas bu arada, halatı aç. Evet. Ben direkt çekeyim seni. Bakın bu da sürücü kamerası gençler. Sürücünün buradaki deliğinden görüyorsunuz. Ya da bu da komutan dürbünü. Bastın mı sıfıra? Bastım bastım. Bir saniye, 9 saniye dedim. Ona hemen girişeyim. Ha tamam.
Heh, tamam. Dur. Evet, şu an çekmene ihtiyacım var. Şu şimdi halat çekeceğim. Attı arkadaş bize, çekici olarak. Votta bunu getirdiler mi? Yok, hayır. Taklalar falan atıldı ya. Anladım. Bir saniye. Hah, attı bakın araya. Hop 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 hop. Yok, daha çekmen lazım. Çek. Tank olacak gerçi orada. Çekmen lazım şu an. Halat kopuyor o yüzden. Ha, halatın kopma olayı da var öyle. Aynen. Yoksa sen tank tost olacak orada. Ortadan ikiye falan bölünecek. Ah, geliyor. Aldı. Sanki doğrulmuş gibi. Oh, mis. Çıktık. Abi alete bak ya. Hey yavrum hey. Sıkamıyorum sana tabii dostum olduğu için. Hı hı. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. A mouse ya. Assassin yazman da hakikaten her seferinde gülüyorum. Şöyle. Öyle mi geçeceğim? Geçeyim, ne fark eder. Şurada atmıştım en son kendimi. Evet gençler, şimdi halatla oynamaya devam ediciyor. Bir dakika, halatı takayım ben, mesafeyi ayarlayayım. Tamam. Tamamdır. Tamam mıyız? Evet gençler. Lorime Lahori Oley. İşte klana girme şeyi. Rezalat Loey. Obay. Muammer abey. Sallıyorlar beni var ey. Sallıyorlar beni var. Böyle bir saçmalığı botta öyle yapmak isterdim ki yani. Şöyle beni sallayarak düşman tankına falan atman gerekiyordu şu an bizim oyunda. Biz klan savaşına denedik zaten onu. Abi çok iyi ya. Çok iyi ya. Altı da bayağı kötü olmuş tankın hakikaten. Lalalalalalal. Üst taraftan mouse bizi gezdiriyor gençler. Abilerim, ablalarım, görmüş olduğunuz BT-7 keyfe keder sallandırılmış olup War Thunder'ın en mütantik aletlerinden biridir. Mouse'umuzla bir sağa bir sola bu şekilde lunapark niyetinde kullanabiliyoruz. Abi çok çok iyi ya. Evet, sen de kendini en sonki gibi atacaksın galiba ben bir yere. Ben gelebileceğim ama... Ah, geliyorum, tamam. Heh, evet. Aha, takıldı benim tankım, ne güzel. Ah, dur, düş. Aha, oha! Abi... yani mouse oradan o hareketi yaptıktan sonra köprünün yıkılması lazım ya. Aynen, iki işte. Trajedi. Neyse, ben kablomu alır, ortamlara kaçarım. Ray 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 ray. Şimdi karşı takım olarak girip şey yapmamız lazım değil mi? Ezme hareketi. Aynen. Bir deneyelim mi o bataklık olayını? Tabi deneyin. Göster. Şu anki batma olayıyla alakalı mı? Hı hı. Mouse geçiyor yani. Aynen. Bakın şu an bataklıktayım ve zar zor ilerliyorum. Mouse gençler benden daha hızlı gitti geçen sefer ben durup kalktığımda. Bu oyunun şeyiyle alakalı. Genel işte batıyor ya. Evet. Yüzey sürtünmesiyle alakalı bir şey. Bizim paletler ince olduğu için daha rahat batıyor. Burada mouse bizi daha kolay geçiyor. Burada bayağı batıyordum ben en son. Gelsin bakalım. Benim üstüme düşseydi bir şey olmazdı çünkü şeyiz, aynı takımdayız. Yanına geleyim. Ya abi senin üzerine düşersem bir şey olabilir çünkü Allah. Hani botta da bu şekilde bak. Mesela aha, şu anda olmayacak sana bir şey. Aha. İçime girdi ama gördüğünüz gibi delirdi şu an benim tank. Hayır. Hayır istemiyorum dedim Faruk. Bu akşam olmaz, başım ağrıyor. Kadir öküzleşmeyelim lütfen. Komşular gelecek. Aşure yaptım. Kaç. Kaya ile birleştirdin beni hakikaten. Kaçıyorum valla. Sapık mouse'dan kurtulmaya çalışan BT-7'nin hazin öyküsü. Abi sıkmasak. Ne kadar ayıp.
Şimdi geliyorum. Oyun bug dolu değil, bu takım arkadaşlarından dolayı böyle. Aynen öyle. Ama şu şeyi de göstereceğim size. Nasıl benim az önce oynadığım o garip tankla mouse avlanır'a aklınız hayaliniz almayacak. Yani öyle bir saçma sapan bir şey var oyunda. Maşallah 4 kilometre ile herhalde sabaha çıkarım ben yukarıya. Dur ben ittiririm ya. Sen önden ittirsene beni geriye doğru. Bakalım şey yapacak mı? Ha etkileyecek mi diye. Hı hı. Evet ben önünde durup geri gitmeye çalışacağım bakalım. Buna rağmen beni taşıyıp kendisi götürebilecek mi? Şu önden yapayım. Şöyle bir şey yapmıştık bu halatla. 15 tank vs mouse yapmıştık. Mouse hepsini çekmişti. Tonajı iyi hesaplamışlar. Abi şu an ittiriyorum mesela. Ha üzerine evet gayet içine giriyorum arkadaşın. Oha 4 ya. 4 yerine 3 ile gidiyorum. 4 yerine 3 ile gidiyor. %25 yavaşlattık. Güzel. Demek ki benden bir 5 tane falan olursa belki iyice etkileyebileceğiz. Bir de oha altına girip gaza basarsam önümü kaldırıyorsun. Aa, bak geriye basmaya çalışıyorum. Şu altında kaldığım için kaçamıyorum bile. Çok başarılı. Ha şimdi ayrıldım. Şimdi kop gel oldum. Benim tank biraz sıkıntı var. Bu arada hani bu GTA Vice City oynayan vardır aramızda illaki. Arkamıza taratımızı çevirip atış yaptığımızda tankımızın hızı artıyor topun sekmesinden dolayı. Oluyor mu hakikaten? Aynen öyle. Hatta bir mod var. Onu gördüm ya. Zaman, sınırsız atıyor değil mi? Aynen ben öyle bir video yayınlamıştım kanalda. Sınırsız atıyor, takla falan atıyor tank. Onu şeyde de yapmışlardı, uçaklarda da yapmışlardı. Havada bir anda duruyor uçak, geriye falan dönmeye başlıyor. Kanadını falan kırıyor hatta. Farklı farklı kullanıcı görevleri var o şekilde. Evet. Single player gibi. Tankın önü hasar da görmedi, çamura girdi iyice. Lan! Lan! Aha takla atacağım. Neyse kurtardım. Şimdi karşı takımına girelim bence. Şunları denemeye başlayalım. Tamam, hangara geri dön diyorum. Başka harita açayım. İşte böyle patlatırlar mouse'u. Böyle sallandırırlar dedi. Mouse'unuzun üzerimize düşme olayını. Evet. Başka oda açıyorum ben çünkü savaşımız bitmediği için. Tamam. Bir saniye. Küllerini pardon. Polonya haritasını açıyorum. Tamam. Benim bundan çıkmam gerekiyorsa nereden çıkacağım bilmiyorum. ESC'ye basın, odadan çık falan der. Ha ihtimalle. Tamam okey. Çok mantıklıymış. Attım davet. Tamam. Bir dakika. Hah evet. Geldim. Tamam okey. Ready. Bir evet. Oyunda farklı şeyler var, skiller var. Mesela hani senin tankın çok drift atıyor falan diyorsun ya abi. Evet. Onu şöyle engelleyebiliyorsun. Sürücüye skill verirsen sürücün özel bir skilli var. İki tane skill sistem var mürettebatlarda. Birisi sürücünün, silahçının, komutanın kendine has skilleri. Hı. Bir de ortak skillleri var. Ha onu da gösterelim. Mesela, doğru, skilleri hiç göstermedik. Hı hı. Mesela sürücüdeki özel skill, sürücü becerisi olarak tam aklımda değil şu anda ismi. Ona verdiğin zaman böyle sürücün şey hani taşıyıcıdaki karaktere geçiyor sanki. Böyle daha keskin virajları falan alabiliyorsun. Kaymadan, özellikle şey drift atmayı bırakıyor. Anladım. Aynen. Mesela sağa sola bastığın zaman yarım saniye gecikmeli hareket ediyor. Sanki pingin varmış gibi. Fakat sürücüdeki skilleri fulledikten sonra bu olay kesiliyor. Hı hı. Bu arada binayı yıkamıyorum ama bakayım patlatabilecek miyim? Yok patlamıyor da bina maşallah. Yok moddaki kadar şey değil. Binalar modellenmiş değil. Evet. Nope. Geliyorum. Aynı yere mi geleceksin yine? Botta insanların gözükmemesinin şöyle de bir nedeni var. Kan, revan, bacak, kol kopma olaylarını göstermek istemiyorlar. Yaş sınırını bu şekilde daha düşük tutabiliyor bot. Zaten War Thunder'da da kan yok ama bot iyice hani onu güvenlikte tutuyor ve şey hiçbir şekilde insan modellemesi yok. O tamamen bu yaş gruplarıyla alakalı.
Evet, duvarı yıkamamam tabi bayağı manidar oldu burada. B'ye doğru geliyorum ben ama. Nereye doğru geleyim? A'ya doğru. Tam A'ya doğru. Açıktan. Umarım şuradakini yıkabiliyorumdur artık. Abi o tankta sen acil de yıkamayabilirsin ya. Zar zor yıktım bir şeyi hakikaten. Geliyorum yani. Ya sınırından emin değilim bu arada. Bakmanız lazım. Evet, hafif tank. Dur be, orta kolondan girince yemin ediyorum orta kolonu delemiyorum. Aradaki sadece demir perdeleri delebiliyorum. Trajedi yani hakikaten. Achtung Panzer. Panzer çıkacakmış önüm, öyle dedi oyun. Bir aha, de oyunda bir mouse. İkinci topunuzu falan da kullanabiliyorsunuz. Mesela mouse'da iki tane top var. İkisini de kullanabiliyorsunuz ve ikinci topu gerçekten iş yapıyor mouse'un. 100 metre delme gücüne sahip. 100 metre delme gücü demek TL4'leri falan yanından yakaladığınız zaman öldürebileceğiniz anlamına geliyor. Gibi gibi. Abi böyle bir dönüş yok ya. Şimdi önce şu duvar sıkıştırma olayını yapalım bence. Vay! Taraya taraya öldürür zaten arkadaş beni. Bir kere çarpınca pek bir şey olmuyordu, onu hatırlıyorum ben. Allah! Tabii böyle alırsa altına... Çarparsan bir şey olmaz. Yalnız şu altına sen... girme üzereyim. Girmek İleri üzereyim. Doğru bas. Basıyorum şu, ben şu an. Komple ileriye basıyorum. Heh, neden ettiremiyorum ama. Evet gençler, sonumuz çok uygun değil. Şahin pastırmaları gururla sunular olacak. Aha! Daha oraya gelmeden zaten. Tankın yarısı gitti, dutchitlerde gitti. Hayır. Ben bir repair edeyim en iyisi. Evet, çok güzel repair. 20 saniye. Fıtık diye pestil etme olayı var işte bu tanklarda. Bizim oyundakinden farklı olarak. Yani bastırdığınız zaman Watt'ta en fazla, o da çok büyük fark olması lazım biliyorsunuz tonajda. Hani böyle Yak D100'de falan AMX şeyleri 12'lere ya da ELC'leri falan çevirip atabiliyorsunuz ya. Bu oyunda direkt ezip paramparça ediyor. Yani yok ediyor direkt böyle. Ağzına burnuna tırmanıyor. Şahin pastırmaları Ivanoviç kuş gömü pastırmayı gururla sundu. Ama şimdi ben öcümü alacağım. Bir daha tost yapalım mı yoksa? Yok yok. Öldürecek mi? Başka bir tankla belki tost olur. Ben şeyi öldürmeyi göstereceğim. Burada sen direkt şey yapma, spoiler verme, ben hani şey yapayım tamam. Direkt. Ne olduğunu bir göstereyim önce. Şimdi gençler, bu kırmızıyı gördüğünüz zaten olay, hani hiçbir yerinin delinememesi demek bu arkadaşım. Bakın gördüğünüz gibi böyle bakıyorum, kırmızı, arkası kırmızı aletin. Yani çünkü 160 mm falan da en son hatırladığım arka zırhı da bunun. Hatta yanlış hatırlıyor olabilirim. Aha. Yani delemiyorsunuz. Delecek bir mermi şeyiniz yok bu oyunda. Böyle arkaya atıyorum falan. Direkt mermi parçalanıyor gidiyor. En fazla paletini kırabiliyorum. Paletini kırın hatta, onu da gösterelim. Aha. Mesela paleti şu an kırdım. Bak paleti kırdı ya. Gençler, WOT'tan en büyük farkı işte. Kırık palet kalırken diğer palet çalışmaya devam ettiği için tank dönebiliyor o sırada. Ve bence muhteşem bir özellik bu. Yani altını mıçıttırır bu adamın. Düşünsene sen Yak Tiger'ın veya Yak D100'ün paletini kırdın. Diğer paletle adam sen kimin paletini kırıyorsun diye böyle kırık paletle dönüyor, böyle ananı diye tırsma olayı dibine kadar olur. Ve evet, gördüğünüz gibi tarayarak da gayet sıkıntı yaşatabiliyor. Ama şimdi bakıyoruz. Aa, bir renk değişti az önce. Allah Allah. Neden acaba? Aa, namlunun içi. Bakalım namlunun içi niye yeşil gözüküyor? Hova! Diyorsunuz ve bir anda ne oldu? İki gunner, bir nişancısı, bir loader'ı gitti adamın. Tekrar yükledik. Tekrar atıyoruz. Arkadakiler de biraz yaralandı. Böyle vurmaya devam ediyoruz. Yaralandı. Bu şekilde yaralanıyor ve arkadaşlar geçen sefer patlattık da böyle. Devam et. Birazdan ölecek. Birazdan ölecek kaldı galiba. Bu şekilde adamı namlunun içinden vurarak yok edebiliyorsunuz. Şu an bütün mürettebatı paramparça ettik. Tada! İşte gerçekçilik konusunda War Thunder'ın olayı. Size böyle kalmış bir tane mouse görürseniz namlunun içinden vurarak öldürebiliyorsunuz. Her tankla geçerli olmadığını görünce üzüldüm. Bazı tanklarda bu namlunun içi modellenmiş değil. Ama mouse gibi tanklarda direkt namlunun içerisine getirtip hömçürtebiliyorsunuz. Aynen öyle. Çok garip, çok.
Bir de yani, BT5'ini tost yapalım mı senin? Tabii onu ben bir... Şimdi bunu nasıl ben... Direkt şey yapabiliyor muydum? Return Z'ye falan... basılı tut. Z'ye basılı tutuyorum. J'ye. Ha J'ye. Haha leave your vehicle. Evet arkadaşlar inin aşağı. Oha inin dedim lan, havaya uçun demedim. Adamlar da abi iniyor muyuz? İniyoruz. O zaman Allahu Akbar diye. yani nereye ara bağladınız o kadar bombayı hayvanlar? O denk gelmez ama oyuna koymuş adamlar işte. Zaten normalde hiçbir mouse'un öyle duracağını sanmıyorum ben. Tabii hiç başıma gelmedi mesela yani, benim şu ana kadar. Öyle bir şey olamaz yani. HE mantığını anlatsanıza bir de. Aynen. Sen anlat abi. Anlatalım. Şu anda yüksek patlayıcı mermi normal zırh deliz gibi delmiyor. Şöyle deliyor. Örnek vereyim hatta. Mouse'un taretine atış yaptığımız zaman altına doğru sekiyor. Yani mouse'un taret kısmının alt kısmında motor bölüm var ve o motor bölümünde sadece 10 mm falan. 10 mm'lik bir zırh koruyor orayı. Yüksek patlayıcı mermi taretine attığınız zaman mouse'un şaraplan patlaları 360 derece etrafa yayılıyor ve aşağı doğru sekiyor şaraplan parçaları. Bu şekilde çalışıyor. Zırh delici mermi gibi çalışmıyor yani. Yani atacağınız noktada kesinlikle bir zayıf nokta olması lazım. Yukarı veya aşağıda. Sekiyor yani, şaraplan etkisi yaratıyor hakikaten çok net bir şekilde. 360 derece şaraplan parçası yayıyor etrafa ve zayıf bir zırha denk gelirse de deliyor. Ama evet, çarpınca bu hasar almaması daha enteresan. RAM hasarı çok öyle şey olarak yok ya. Yani. Sen yavaş geldin, ben de hareket. Sen ileri doğru git istiyorsan abi. Tamam. Tekrar yapalım. Tekrar deneyelim. Zaten bir hızlanması bu arada, garip sürüyor. Mouse geri geri 22 ile gidiyor. Geri geri 22 gençler mouse. Hani 22 wattta böyle Leopard 1 falan biliyorsunuz. Şimdi oyundaki motorlar da gerçek olduğu için mesela Porsche. Porsche'yi biliyorsundur abi. Hani evet, tank evet. Tasarımcısı. Tabii, bir de Henschel var. Henschel'de Porsche var evet. Rakipler şimdi mesela Henschel'in yaptığı tanklar geri geri 10'la falan gidiyor ortalama. Fakat Porsche'nin yaptığı tanklar önün ne gidiyorsa geri geri de o şekilde. Yani şöyle örnek vereyim. Geri geri 50 ile giden tank bile var bu oyunda. 50. 50. Geri geri. Geliyorum bu arada. Geronimo! Yok. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı, bir garip. Ama altına girdim yani. Ben şu duvara geçeyim de. Aynen. Artı var. Artı attım az önce de. Benim artım sana hasar verebiliyor mu? Hayır. Artilerin yaklaşık 40 mm delme gücü var. Senin tavan zırhı. 60. Almış. O yüzden evet, bir imkanı yok yani. Alması, tamam. Evet gençler, gene biz burada bir zenci mouse tarafından kapana kıstırıldık. Üzerindeki palmiyeleriyle, odunlarıyla geliyor. Hop. Hafif hafif zorla yavaş bakayım. Yavaş. Evet, ve incitmeden. Şimdi tamam. Bir havalanıyoruz. Ha bir anda gitti abi. Bir anda lök diye gidiyor. Öyle çok hafif bir şey olmadı yani. Şimdi ben sana ne yapacağım biliyorum. Ben şimdi sana ne yapacağım biliyorum. Yok abi, hiç heveslenme yani uçakla falan. Bir dakika ya. Without load mu? Bomba at hatta. Bomba atamıyorum ki bunda. Atabiliyor muyum? Bir dakika bir bakayım. Tam bir Fatma Gül hakikaten. Without load diyor ya. Camouflage disabled. Bir tek reserve'deyim çünkü. Şeyler Ruslarla girdiğim için. Ötekilerde de şeyim yok. Tankım yok. O mantıklı olmayacak. Ama bir deneyelim. Gösterelim. Yani uçak çakarak tank yok edeceğim falan diye bir şey yok gençler. Onu söyleyeyim. Geçen Leopard 1'de olmuş tam o. Olay. Oldu. O noktasına göre değişiyormuş. Evet. Ama yani mouse gibi bir şey de beklemiyorum hakikaten. Aa kendimi öldürebilir miyim acaba? Paraşüt atlayan kendimi görüyorum. Inception. Aynen. Z'ye bastığın zaman oldu J'ye. Ve paraşütle atlıyor. Bunun ha. Bak kokpiti çok güzel ya. Ha bir de şey var kokpitte. Büyüteci varmış bir herifin. Onu bilmiyordum. Aynen dürbün. Bundan sonra şey yapalım mı abi? Bu realistik nişan alma fiziklerini gösterelim tabii, mi? Tabii tabii gösterelim. Mesela sanma ben şimdi seni bir 5-10 kilometreden bir vurayım şöyle. Hova! Hova! Makineyle mi vuracaksın, topuyla mı vuracaksın?
Topuyla. Topuyla. Dur bayağı bir yaklaştım. Vurayım mı? Vur. La 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 la. Ama sarmal yapıyorum gördüğün gibi. La 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 la. La 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 la. Senin tam dibinden dikine girdim mi? Ha, oha! Gördüm ben. Gördüm yemin ediyorum. Yakında düştü gene. Gene iyi düştü yakında. Sen bir leopar alsana. Bir daha deneyelim. Leopar ama tam tutturman lazım onu. Evet gerçi. Evet deneyeceğim ya işte. Tam tepeden gelebilirse mesela tam böyle evet, 90 öyle derece yapacağım yani. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Aha akıncılar üssü. Ta 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 pistleri tarayın kalkamasınlar. La la. La 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 la. Aha görüyorum. Sen de beni görüyorsun. Aradın. Terste durmak istemiyor uçak, hep düzelmek istiyor. Aynen. O realistik simülasyonda tabii öyle bir şey yok. Ha bu kendi kendini düzeltmeye çalışıyor. Hop 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 hop. Daradaradat dat dat. Ya uçakta L'ye mi basayım? L'ye basınca ne oluyor? O şey açıyor. Akrobasi dumanı açıyor. Arkadan. Ha. Hı-hı. Harbiden. Bas mesela bir daha. Hoba! Dat dat dara dara dat dat dara dat dat dara dara dat dat dara dat dara dara dat dara 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 dat dara dara dat dara hop barrel roll. Hoba! Hoppa! Tabii ben seni şey yapmış oldum şu an. Neredesin lan? Oha kendi dumanlarımdan şu an seni göremiyorum. Oha yemin ediyorum kaybettim herifi. Hah. Gördüm şimdi. 90 dereceden. 90 dereceden dalacağız. Anladım. Bir leopar. Direnme. Bir şey olmadı bu sefer. Abi hiç hasar gelmedi değil mi? Hı hı. Abi işte böyle de bir olay var. Çok nadir oluyor. Aşırı nadir olan bir olay o. Aha. Geçenki yaşadığımız. C'ye basınca ne oluyor ki? Bir saniye. Bir şey daha deneyip sonra çıkalım. Ha sen de mi uçakla geliyorsun? Yo. Ben seni uçağa görür gibi oldum. Hatta. Dur ben geleyim hatta. Hayalet uçak var ya Amerika'nın. Bu hani böyle siyah. Evet. Ona çok benzer bir uçak var elimde. Şey Blackbird diyorsun. Yok Ho. Ho var ya. Hava 2009B3. Okey. Göreceğiz şimdi. Oyundaki en iyi dönen jet bu. Ha, adam jetle geliyor ama. Bize gençler. Biz burada 250 kilometreyle gidiyoruz. Vallahi bunun spam hızı 600 kilometre. Şöyle diyeyim yani sana. Güzel. Ben de basıyorum şu an gaza. 315 oldu yetişeceğim ben 3 yıl sonra. Havada 26 ikmal yapacaklar bana. Yakıt ikmali. Oğlum senin vurma ihtimalin bile yok ki. Sen istesen bile vuramam ben demek ki. Sen zaten şeyde stola giriyorsundur 100 kilometrede, 200 kilometrede filan. Evet, hedefi yok belirledik gençler. Mermi hızın falan yani benden daha yavaştır büyük ihtimalle. Çok ezdin ya. Lan! Aha vurdum. Yetişin lan! Lan! Martı! Lan 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 lan! Aha kontrol gitti bende. Aha çakılıyorum. Allah gidiyor. Son anda kurtardı. Lan! Lan nerede bu? Lan! Yükü atayım yedin sen. Dur bakayım. Nerede olduğunu görebilsem. Ah sağdasın. Tamam. Ooo! Kanadımın yarısı gitti. Pis herif. Bu ödünç araçtı. Sigortacıdan nasıl alacağım? İniş takımları neyle açıyorum? G ile. Açtım abi. Çok güzel indim. İniş takımlarını açıp indim yalnız söyleyeyim. Vay be alete bak arkadaş. Sen bizim spawn'a yaklaşır mısın canım? Bir şey konuşacağım. Orada uçak savallar falan var hep. Ha yo onu düşünmedim hakikaten ya. Uçak savallar bot ama normal oyunculardan daha iyi vuruyorlar öyle diyeyim yani. God mode falan yok uçakta ha bilgin olsun. Hadi gel kafa kafa geldi. Vay be.
Kafa kafaya deyip kaçmak lazım ya. Senin uçak benim uçağı öldürebilir aslında. Evet. Çünkü zırhsız hasar verdiğini gördüm yani. Güç kalkanlarım açık gençler. Evet. Adam 14 kilometrede ama yaklaşıyor. Kurtarın beni. Flekler. Ben kendi üstüme kaçıyorum abi. Gelme. Geliyorum abi. F'ye basarak o muharebe flaplarını falan açabiliyorsun da senin uçak tostu olmasın. Flap yok abi. Yok. Öyle bir şey yok bizde. Taze bitti biliyor musun? Bununla var. Ne hava güzel. Freni bile var yani. Hep hava atma freni. Üzerinesin zaten. Hep hava ile alakalı geliyorum. Bir şeyler. Bak ters geliyorum. Ters şekilde öldüreceğim seni bak. Nerede olduğunu bile ben görebilsem. Güneş, ha bir de şöyle bir şey var. Güneşi arkana aldığın zaman avantajlı oluyorsun. Çünkü ben güneşe doğru baktığım için senin spotlanmam, daha doğrusu senin spotlanmam zorlaşıyor. Evet, şu an birbirimizi bir kaybettik var. Galiba. Daha ben gördüm seni çıplak gözle. Spotlanmadın ama hala. Bak ateş ettim hatta. Aha evet gördüm şimdi. Kaçacağım ulan. Kaçacağım. Kesin kaçarım. Ne var ki yani jet uçağıymış filan. Böyle olaylar ben sevmediğim işler. Normalde bu bombardıman abi. Fighter'lar için pek... Fighter'lar ödüme pek iyi değil ama. Aha aldım. Aha öldürdüm. Allah Allah. Pilotunu öldürdün ya. Pilotunu vurmuş. İşte bu. Sovyet eğim tabii ki arkadaşlar. La 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 la. Ivan, sana 50 bin madalya veriyoruz. Kızıl nişanlardan evine tuğla niyetine döşeyeceğe. La 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 la. Bir de bak uçağı da kendi araştırmalarımızda kullanmak için sadece pilotu öldürüyorum. Uçağı tek parçayla geçiriyorum yersen. Bir şey mi vurmuşsun gerçi? Bak çok ayıp. Ivan, yoldaş Ivan. Hansları hoplatarak jet uçaklarını bile pervanenle dövdüğün için seni tebrik ediyoruz. Normalde bu bombardıman avcısı bu uçak. Bombardıman avcı mı yoksa bombardıman avcısı mı? Öyle bir sınıfı yok da yani karakteri bombardıman avcısı. Çünkü bunda 30'luk var. 30'luk da fighter'ları biraz zor vuruyor. Sabit oranı kötü. Hadi bakalım. Ama kaçtın sen gayet net bir şekilde. Aynen kaçarım abi ben vallahi satarım. Lütfen. Gun jammed bir de şeyimi de bozun, silahımı da bozun. O zaman geleyim. Gel abi gel. Ben vurulmuşsa. Gel. Aha abi! Hani bozulmuştu? Az önce bozulmuştu. Gene bir şeylerini vurdum ama gördüm vurabildiğimi. Aynen gövde sarı oldu. Gövde sarı oldu. Şimdi karımız olacağı. Ben burada düşmeye başlamıştım senin son vurduğunda. Aynen. Hızın azaldığı zaman düşüyorsun. Gel hadi. Atış etmeyeceğim sadece seni renleyeceğim. Gel hadi. Hadi be. Aha. Öldürdün neyse, dur ama lan. Sen beni. Evet. De. Atlat. Hadi. İndirirdim ben bunu ya. İndirirdim yani. Neyse. Böyle yan yan indirecektim. Evet. Okey. Güzel. Hangar mı gördün? Ne? Yok geldim işte. Dönemiz. Yok belirli bir süre eğer çıkmazsan böyle araçların yok oluyor ve puanların gitmeye başlıyor. Ha. Hayır benim bayağı puanım gitmiş zaten maşallah. Dur ben akıncılar üstünü gene bir işeyim şuraya. Bundan sonra Rails'deki ve evet. Mürettebat skillerini anlatalım abi. Tamam aynen ona çıkalım. Alın lan tuvaletinize de sıçtım. Aha geliyor. Alman mı lan o? Allah. Lan! Yandım seni alamadım ama değil mi? Yo sen de ölmüşsün ama sen kendin öldün. Kafa kafaya da. Kafa kafaya. Tamam çıkalım artık o zaman. Lütfen tamam. Hangar. Hafif bile ya yavaş hızlarda çok az çok kötü ve zor dönüyorlar. Ben de onu fark ettim. Elegance.
Az önce göstermediğimiz olay tabii mürettebat olaylarından biriydi. Şimdi Krev, Keen Vision, Field Repair, Agility, Vitality, Vitality and Tank Driving. Şimdi tanklara gel abi, mürettebat eğitimi. Geldim mesela BT7'deyim şu an. Driver, Gunner yani sürücü, topçu, tank kumandanı, yükleyici. Bir de qualification'lar var. Şimdi mesela bak, Kesinlikle. qualification'ı expert'e almak var. Bir de burada driver'ın veya yani sürücünün veya topçunun aslarını açmak var. Yani ya puan olarak veriyorsun ya direkt yıldız açıyorsun. Bu olay nedir? Sen anlat. Nasıl istiyorsan, nasıl Kim girizgah niteliği mi yapıyorsan. kastediyorsun abi? Şimdi şöyle bir sistem var. Açtım driver'dayım abi. Şu an sürücüdeyim. Orada 5 tane özellik yazıyor. Tank sürüşü, işte kıvraklık, alan tamiri falan. Öyle şeyler var. O sayfadayım. O zaman şöyle başlayalım. Mürettebat skill'lerini anlatalım. Daha sonra niteliklerin ne olduğunu Tamam. anlatalım. Şimdi sürücünün kendine özel skill'i tank sürüşü. Evet. İngilizce'den tam Tank olarak bilmiyorum. driving. Tamam, sorun değil. Evet. Şurası arkadaşlar. Sen söyle. Sürücüdeki o skill'i fullediğimiz zaman sürücümüz daha keskin. Yani şöyle örnek vereyim. W ve S'ye bastığınız zaman yarım saniye gecikmeli algılı ölüyor. Sanki pinginiz varmış gibi. Fakat sürücüyü fullediğiniz zaman daha kontrol edebiliyorsunuz sürücün. Yani drift falan atmaktan çıkıyor artık. Burada bir bar var. 5 tane şey olan, kurtucu Aynen. olan. Bir de onun solunda 2 tane yıldız var. O yıldızlar nedir? O nitelik. O nitelik. Onu en son anlatalım Tamam, abi. okey, tamam. Dayanma gücü ise şu işe yarıyor. Sürücünün daha zor ölmesine Tamam, yarıyor. okey, o Yani çok şöyle net. aynen. Mesela bir iki şarapnel parçasını ölüyorsa 5-10 tane şarapnel parçası denk gelmedi ki ölsün gibi Tamam, gibi. okey. Üstü? Çeviklik ise sürücüyle bir mürettebatın yer değiştirme hızı. Ha, öldüğü Yani zaman sürücü topun öldüğü yerine zaman geçiyor aynen. filan. Aynen öyle. Ben seçiyor muydum onu, otomatik yapıyordu değil mi onu? Yok, aynen otomatik olarak yapıyor aynı yükleyici gibi. Tamam. Saha onarımı ise yani çok doğal yani Evet, bir 20 şeyi daha saniye hızlı tamir 18'e ediyor. filan indiriyor. Keskin görüş ise bu oyunda pek bir işe yaramıyor bottaki gibi. Ama böyle hani daha demin demiştim ya hani Arif Khan'ı güneşe aldığın zaman daha zor spotluyorsun falan. Bunu fullediğimiz zaman o tarz şeyleri 300-400 metre önce görüyorsunuz. Yani boss skill diyebiliriz. Tamam. Bir iki soru gelmiş. Sistem gereksinimleri nelerdir diye. Şeyde sitede yazıyor olması lazım. En limitini bilmiyorum efsane ama WOT'tan daha yüksek değil sanırım. Aynı seviyelerde olması Aynen. lazım. Bottan daha aşağı. Aşağı hatta. Grafikleri kıstınız mı? Çok kısık grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Hatta bir eskiden daha avantaj yarattığını falan söyleyenler vardı. Çünkü ağaçları falan kapattığı ve şey yaptığı için, insanları daha rahat gördüğünüz için. Aynı bizim WOT'ta bir ağaçları kaldıran illegal mod vardı ya, onun gibi bir durum oluyordu en son. PC kaça topladın? Totalde 4K'ya falan geldi galiba benimki. 4000'e falan ama ben parça parça aldım hep. Başka bir soru daha, bir şey gelmiş miydi? Tanklarda dönme mekaniği, onu zaten cevapladık. Okey. Sen devam et abi. Şimdi Gunner'a mı Nişancıya geçelim? gidelim. Ha, niceliğe mi geliyoruz yoksa? Nişancıya. Nişancıya geliyoruz. Tamam, nişancı. Şimdi nişancıda da aynı şekilde 4 tane ortak skill var. Hani keskin görüş, sağ Onlara geri onarımı, dönmemize çevikliği, gerek yok. dayanma. Evet. Aynen öyle. Hedefleme şu işe yarıyor. Topun yukarı aşağı iniş çıkışlarını etkiliyor. Anladım. Ben böyle Daha langır iyi lungur yani. oynuyordum. Düzgün nişan alana kadar beklemek için. Aynen öyle. Bir de hem taretimizi döndürüyoruz bunu fullediğimiz zaman hem taretimizi döndürürken topumuzu yukarı aşağıda Evet. oynatabiliyoruz bunu fullediğimiz zaman. Eğer bunu fullemezsek önce taretimizi çeviriyoruz daha sonra topumuzu yukarı aşağı Tamam. oynatabiliyoruz ve nişan almamızı etkiliyor kısaca. Menzil hesaplaması ise arcade oyuncularını ilgilendiren bir faktör değil. Menzil hesaplama şu oluyor. Oyunda menzil hesaplama diye bir sistem var. Onun tuşu atanmış olarak geliyor sürücü kamerası gibi. O tuşa bastığımız zaman o mesafenin kaç metre olduğunu hesaplıyor. Menzil hesaplamayı fullediğimiz zaman 1000 metreye kadar noktasal atış Aynen. yapabiliyoruz realistikte. Anladım. Bunun hata payını, buradaki oluşacağın hatayı, Aynen, aynen öyle. dağılımı hatta. Aynı bizim nasıl toplarımız 0.32 eğim falan var ya, o işte hani 100 metrede 32 santim sapma falan demek anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da buradaki mesafeyi hesaplamayla alakalı. Okey, süper Aynen. abi. Mesafeyi daha keskin Tamam. ölçüyorsun. Tank Bir ara komutanına soru gelelim. gelmiş. Tamam. Şey, mermi seçimlerini anlatabilir miyiz diye. Bunu bitirdikten sonra mı yapalım onu? Şunu hazır başladık. Yoksa şu an Olur. arada bir anlatsan kısa mıdır? Yani sen seç. Nasıl Olur yapacağım? onu anlatayım. Şimdi mermi fiziklerini mi söylüyorsun? Mermi Tam olarak. seçimlerini demiş. Mermi seçimini neye göre mermi seçiyoruz anlamını ben buradan Şöyle çıkartıyorum. anlatayım. Alman oynuyorsanız
APH yani Almanlarda AP yok. Şöyle bir sistem var. APC, BC yani balistik bazlı zırh delici mermi olarak geçen mermiler var. Bu mermiler orta deliş güçlü mermilerdir. Fakat hasarı çoktur. Yani bir tanka tek atma ihtimaliniz daha yüksektir. Pisar mermileri ise daha fazla deliş gücüne sahiptir. Fakat eğimli zırhlarda çok daha fazla sekme yapar. Yani şöyle örnek vereyim. 300 metre delme gücünüz olsun Hepsar mermiyle. Bir de APH mermide 200 metre delme gücünüz olsun. 200 metrelik deliş gücünüzle tehlikeli doğru delebiliyorsunuz. Fakat 300 metre deliş gücünüz olsun ve merminiz Hepsar olsun delemiyorsunuz. Direkt sekiyor. Normalizasyonu hatırlayanlar buradan anımsasın. Aynen öyle. Normalizasyon değeri. Ve Hepsar mermiden şaratma parçası yarmıyor. Normal kurşun gibi yani. Fakat yani içine H geçiyorsa zırhın içine girdikten sonra şaratma parçası yayar. İki tane mermim var. Birisi APH cinsi, birisi ise Sabot cinsi yani APCR cinsi. Özetle bu. Tamam, okey. Yani APCR atıyorsanız nereye attığınızı çok hakim olmanız lazım. WOT'taki gibi orasına vurayım, kıçını gördüm, kapasını gördüm, kupalasını gördüm. Öyle atamıyorsunuz arkadaşlar. Çok net Aynen. biliyor olmanız lazım karşınızdaki tankın neresinde, hangi modülü, hangi parçası var ona göre. Neyse biz mürettebata geri dönelim abi. Tank kumandanına geçiyorum. Aynen. Tank Liderlik kumandanına var. da ortak özellikle. Aynen liderlik. Herkese O veriyor. liderlik WOT'tan zaten şu anda siz WOT'çular izliyor. Silah Evet. arkadaşlığı. Evet. Farksız. Liderliği verince %10 Aynen öyle. artıyor. Aynen. İkinciye geçelim. Bizde hatta Tamam. leadership şöyle söyleyeyim. Silah arkadaşı bile değil. Normalde commander direkt bizde otomatik veriyor zaten artı %5. O olmadığı zamanda. Mesela yani Commander'ın skill'i 100 ise diğerlerinin direkt 105 oluyor bizde. O öyle bile diyebilirsin. Sadece bununla Ha, oranıyla eskiden oynuyor. öyle değildi. Değildi, değildi. Şimdi artık öyle. Neyse tank loader'dayım. Reloading'i hızlandırıyor en alttaki. Hani şey Aynen. yapsa baymasınlar diye şey yapıyorum. Hani çok benim sorabileceğim bir Tabii. şey olursa ben hani hiç bilmiyormuş gibi baktığım için. Mesela artileri targeting ve calling time. Bu artı geldiği zaman hani tankımızı açabiliyorduk değil mi şu artı olayını? Sen genel olarak şu artı olayı nedir onu anlat sen. Onun üzerinden gidelim abi. Artı olayı iki tane tank çeşidinde var. Hafif ve orta tanklarda var. Artı olayı 150'lik mermi atıyor ve bu merminin deliş gücü 40 milimetre. Eğer tankın tam hızları 40 milimetreden daha aşağıysa tankı öldürüyorsunuz. Yani bot'taki artı gibi. Evet. Fakat botlar atıyor onu. Radyo operatörü boş denebilir. Söyle abi. Yani bu Destin. topçunun hedefleme isabetliliğini arttırabiliyor ya da topçunun çağırdıktan sonraki iniş süresini burada gene azaltıyor diye anlıyorum ben. Yani hedefi verdiğim zaman 10 saniye sonra ineceğine mesela 13 diyor. Ben bir skill verdim mi 12.96'ya düşüyor. Bir de onu etkiliyor. Bir de radyo komünikasyonunu etkiliyor. Okey. Ama anladım olayları. Sonra en sonunda qualification var. Bu nedir? Nitelik mi sende diye geçiyor. Türkçesi ne? Ha, nitelik. Yani ben de bitti mürettebat. Bir tane qualification çıktı. Genel tek bir şey var. BT7 Yani basit veya temel yazıyor şöyle bir bende. şey var. Temel niteliksiz mürettebat oluyor. 30 level ve üstüne uzman niteliğini normal oyun parasıyla verebiliyorsunuz. Nitelik verdiğiniz zaman, uzman niteliği verdiğiniz zaman artı 3 bonus ekleniyor. Mesela bir mürettebat fullediğiniz zaman artı 5 oluyor. Eğer uzman niteliği yaparsanız buna ekstradan artı 3 eklenmiş oluyor. Bu parayla mı alınıyor yoksa mürettebat becerisiyle mi alınan bir şey şu an? 30 level'e getiriyorsun mürettebatını. 30 level geldikten sonra normal oyun parasıyla yani gümüşle satın alabiliyorsun. Anladım. Uzmanın. Ben de mesela expert'i şu an yapmama izin veriyor. Ama crew level 3.1 gözüküyor. Bu 30 dediğim bu mu acaba? Hangi 3.1 gibi tankta? gözüküyor. Şu an BT7'deyim ben. Uzman Yani yapmana mesela izin veriyor. uzmanla yükselt dediğim zaman 1000 diyor mesela. Yes dedim. Şu an oldu. 40 level crew lazım diyor bana bir sonrakine tıklamam için. O da galiba ne olduğunu bilmiyorum. As için. Az. As için diyor. Ve bu Az ama devam et abi, sen lafını kestin, pardon. Şöyle bu mesela yapabildiğin zaman bunu ekstradan vermek hep yani şöyle söyleyeyim. Bütün mürettebatı kastığın zaman bu ekstra bir bonus açabileceğin anladığım kadarıyla. Mürettebatın deneyim puanından düşen bir şey yok burada. Sadece mürettebatını bir seviyeye getirdikten sonra bu heriflerin as mı olacağını, uzman mı olacağını etkileyip genel olarak işte senin dediğin bir ya burada bunun gibi daha çok buna etkiliyor. Hepsine artı 2, artı 3 bir şeyler vermeye başlıyor. Doğru muyum bu konuda? Aynen öyle. Ekstradan skill veriyorsun yani.
Her tankın uzmanlık level'ı farklıymış. Tamam, okey. BT7 de benimki daha düşükmüş demek. Okey. Ben TR5 oynadığım için. Daha sonra as seviyesi var. As'a geçtiğim zaman artı 3 yerine artı 5 veriyor. Ama as altın kartalla satın alınabiliyor sadece. Hı hı hı. Peki bu şeyler nedir? Mesela mürettebata geldim. Ha, onlara ayrı ayrı as yapabiliyordum ben mürettebatı. Pardon, expert yapabiliyordum. Onlara tıklayabiliyordum. Şimdi ben qualification'dan yapınca hepsi oldu. Peki bir dakika, başka bir tanktan bakacağım. Bu ne istiyor? 5 crew level istiyor. Bunu anlamadım ben. Tek tek yapmama niye izin veriyor ki o zaman bu, eğer benim şeyse? Niteliği mi? Yani abi, nitelikte ben tıkladığım zaman direkt mesela uzmana şey yapabiliyorum, tamam mı? Getirebiliyorum. Peki burada mesela geldim gene radyocuya. Tek tek de getirebiliyorum ben bu adamı. Mesela o radyocunun dayanıklılığını da eksper yapabiliyorum. Veya yani uzman yapabiliyorum tek tek. Veya diğerlerini yapmadan. Bu niye var? Diğer taraftan tek bir seferde basıp yaptığım, yapabilirken burada. Çünkü diyor ki mesela totalde bir level gerekiyor diyor sana. Bir mürettebat seviyesi daha gerekiyor diyor hepsini yükseltmen için. Radyo operatöründe de bir seviye daha gerekiyor diyor. Yani aradaki farkı anlayamadım. Şimdi hepsini mesela örnek vereyim, yükleyicideki nitelik olayı var. Yükleyiciye sadece yükleyiciye veremiyorsun o niteliği. Yükleyiciye veriyor gibi gözüküyor fakat kabul ettiğin hepsine zaman veriyor. Hepsine veriyor. Ha tamam, orada bir saçmalık varmış. Tamam, okey, anladım ben şimdi. Yani şeyi anladın mı, saçmalığı? Niye ayrı ayrı koymuşlar eğer ayrı ayrı veremiyorsan? Onu anlamaya çalışıyordum. Senin dediğini anladım şu an. Mesela bir tane ne için yaptım? I-15. Benim uçak için hepsini şu an uzman yaptım. Tamam, şu an çözüldü bu olay. Okey, realistik mi yapacağız şimdi bu tanklarla? Okey, ben özel oda açıp bir şey fiziklerini biraz göstereyim mi hocam sana? Tabii, tabii. Tamam, bir saniye o zaman özel oda açayım. Bu arada bir saniye. O ayarlardan o mesafe ölçerinde tuşunu atayalım sana. Evet. Tank, bir saniye, kontroller. Hı hı. Bir dakika, kontroller, evet. Tank kontrol. Evet. En aşağıda mesafe bulucu var. Evet. Ne koyuyoruz? Ona bir tuşu ata. Sen ne kullanıyorsun? Fark yani etme. İşte hani ben hangisinin boşta mouse'unda olduğunu bilmediğim ki. Mouse'un orta tuşu. Mouse'unda ekstradan tuş var mı? Var. Ama oyuncu almıyor. Mouse mu sende? Evet. Ama middle button'a şey yaptı. Cancel dedim. Oyuncu mouse'u ama bir dakika, bir daha deneyeceğim. Ha. Fire from special guns mı? Yok. Bunu da almadım. Num 9 yap mesela. Tamam, yaptım. Mouse button 4 yaptım. Oldu şu an. Aynen, benim de aynı tuştaydı bu arada. Oturum açıyorum. Bir saniye. Bu oyunda Rusların gençler, aynen. Modül takılıyor mu tanklara? Kendi modülleri dışında ekstra bir şey takılmıyor diye biliyorum. Evet, modül takılmıyor. Yani bu modifikasyonlar sayfasındaki dışında bir şey takamıyorsunuz. Hepsinin de belli takabileceğiniz şeyleri. Aynen öyle. Sadece ekstra motor gücü, ne bileyim, silah ayarını verdiğiniz zaman mouse topundan eğilmeye topuna geçiş yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunları. Davet ettim bu arada. Tamam. Bir an şey yaptı da saçmaladı. Aynı takımda mı olacağız? Hı-hı. İstiyorsan ayrı realistik takımda olup ben göstereyim hani nasıl vurup şey yaptım. Ateş edebileyim en azından sana. Ateş yapabiliyorsun zaten realistikte. Takım aynı takımda. Yani. Tamam, okey, süper. Anladım şimdi. Ben mesafeye falan ayarlayacağım. Dur, anlatıyoruz gençler. Bu şu an birazcık şey olması, sakin gitmesi, anlıyorum yani neden olduğunu. Ben de biraz şeyleri çözüyorum. Sonrasında bakacağız. Yani ben bunu realistik açmadım herhalde ya. Topta mermi varken yeni mermi seçtiğimizde onu nasıl koyamıyorsun, denedim onu. Olmadı mı? Çıkmamız mı lazım? Aynen abi. 2 dakika hangara geri döndü. Ben tamam, bir realistik ayarlayayım sıkıntı şunu. Sıkıntı yok. Onu yapamıyorlar hakikaten. O mermiyi sökme olayını yapmamışlar. Nedense değiştiremiyorsun mermiyi. Bu oyunda IS-7 neden yok? Bilmem. IS-4 var ama. T10M falan IS-8 de var. Tamam, şimdi deniyoruz gençler bir şeyler. Ben başka zaten muhtemelen söyleyeyim. Bir 15-20 dakika daha yapar. Sonra şey yaparız. Okey deriz yani. Daha sonra devam ederiz. Sana da uygunsa Kadir'cim.
Normal oynama. Yok yok, yani ben War Thunder'la ilgili 15-20 dakika daha en fazla hani bir şey yaparım diye düşünüyorum şu an. Ondan sonra okeyim. Tabii, ne zaman isterseniz. Tamam. Başlayalım. Bir de her merminin farklı düşüş açıları var. Evet. Yüksek patlayıcı daha önce düşüyor mesela zırhtilciye göre. Warships bugün gelmez Sainz'cim. Stuka, evet onu biliyorum. Stuka'nın kendi sireni var çünkü o konuda. Üst spawn'ı mı? Ya E'de mi? Aynen E'den. Aynen E'den doğalım. Aa, yanlış tank seçtim. Tamam, şimdi doğru tank seçtim. Prototipler çok görmedim. Ama E100 var. Onu gördük. Var fakat şöyle var bir şey var. Etkinlik tankı. Aynen öyle. Bana doğru bak mesela abi şimdi. Evet. Mouse'u benim üzerime getir. Evet. Mesafe ölçeri tıkla. Bir dakika. A measuring range diyor hakikaten. Şu an hesaplıyor. 744 diyor bende. 744 ne demekse artık. Herhalde 744 metre olamaz herhalde. 744 metre olamaz. 7,5 metre de olamaz. 90 dedi şu an. Ben herhalde 90. Arkayı şey yaptım. Bir dakika. Aynen abi. Aynen. Şu anda 90. Ben de çünkü 90 çıktı. Tamam, 90 çıkıyor. 90 metre. Nişangaha geldin mi abi? Evet. Nişangaha. Evet. Şimdi sol kısımda 8, 16, 24 falan yazar sende. Evet, 4 aynen. Yazar bir de. Şimdi 4, 400 metre, 8, 800 metre, 16, 1.6 kilometre, 24 ise 2.4 kilometre. Tamam. Evet. Yani ben direkt şimdi, nokta atışı yapabilirim zaten şu mesafeden sana, çok rahat o yüzden. Mesafe ölçerle şey yapabiliyorsun, işte mesafeyi ölçüyorsun. Daha sonra soldaki rakamlara göre hesap yapıp ona göre topunu yukarı aşağı yapabiliyorsun. Ben Leopard'ı alayım mesela şu tamam, anda. Tamam, anladım. Ona göre sen beni vurmaya çalış. Kaç metreye geçeyim mesela? Mesela ben ağaç indirebiliyorum zaten. Mesela ağaç vurmaya çalışsam da olur. Şu an bir mesafe ölçelim şurada. Ağacı ama şey yapmıyor. Boşluk olarak görüyorum mesafe boşluk ölçer. Boşluk olarak mı görüyor? Tamam, o zaman seni alacağız. Leopard realistik işte biraz yavaş. Oyunun müziğini mi kapatayım? İyi, kısayım biraz. Abi buraya gelme ihtimalin var mı? Tam benim olduğum yere. Var. Hemen geliyorum. Selam gençler. Şu an şu yüksekliğe çıktım. Okey. Evet. Ve seni çok az görebiliyorum. Senin bayağı gitmen lazım. Tamam, gidiyorum. Sen dur da ben o zaman. Bir dakika abi. Sen daha devam et. Git ki yani mesafe zaten olsun. 600 metre falanını görüyorum ben şu an. Mesela seni böyle kıldan tüyden uzaklaştırdığım bir yerde buraya kadar geliyorum abi sadece. Buradan sonra şey sayıyor. Dur saniye. Bir dakika, seni görebileceğim şeye geçeyim. Topa neyim tamam, okey 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 okey. Şimdi oldu. Şimdi sana mesafe hesaplayacağım. Aynen, tam benim üzerime getir mouse'u. 700'lerde falan, tamam. 744 dedi, 600 dedi şu an. Mesela 600 ise benim şu üçüncü çizgiye getirmem lazım. Çok az aslında zaten yükselteceğim. 400 mü dedi? Bir dakika, bir daha bakıyorum. Senin mesafe ölçer yani o mürettebatın şey olmadığı için, full olmadığı için yanlış ölçüyor. Ha, 400'e indi hakikaten şu an. Ben de yanlış noktada vermiş olabilirim. Tam yarısında şey olacak. Mesela senin kafanı vurmak istiyorsam onu deneyeyim. Şu ikinci çizgiye denk getirmem lazım ki o çünkü direkt 4 diyorsun. Bakıyorum şimdi. Kafanı vurdum değil mi direkt? Aynen öyle. Okey abi, tamam, güzel. Bir tane de sağına doğru deneyeyim. Bu muhtemelen vurmayacak. Ha, ağzıma vurdun. Güzel. Böyle realistik bir simülasyonda takım arkadaşın vurma var. Bir de simülasyonda şöyle bir gerçekçilik var. Mesela benim tankın ön kısmında hep şey var, çalı var. Hı hı. Ve Optin önünde de çalı var. Ben nişangaha geçtiğim zaman o çalı hiçbir şekilde beni etkilemiyor.
Yani görüşümü kapatmıyor. Fakat simülasyonda yaptığımız zaman bu hareketi önüne çalı koyarsak nişangah opsiyonunun tam ön kısmı sadece çalıyı görüyorsunuz sniper moduna geçtiğiniz zaman. Anladım. Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Uçakta realistlikte bir şey fark edecek mi diye. Şimdi mesela dönünce dönmemesi lazım diyorsun ama evet daha az dönüyor şu an terse. Hatta hiç dönmüyor belli açılarda. Bir de hızlı manevra yaptığınız zaman engine kanat kırmızı ihtimali de var. Karbüratör bozuldu filan dedi ya ters döndüğüm için. Abi, vay arkadaş ya. Yok olmadı da yani. Çok enteresan. Havaya nişan alınmayacak oraya baktığında. Grafikleri bu oyunun daha iyi be. Ben üzgünüm yani. Bu mod daha iyi diyemeyeceğim. Baksana abi. Bir de şöyle bir şey daha var. Benim bilgisayardan da kaynaklanan olabilir. Ben WoW'u minimum grafiklerde oynadığım zaman 40 FPS falan alıyorum. Şu anda yüksek ayarlarda oynuyorum denilebilir ve şu anda FPS'im yaklaşık 40 ile 50 arası değişiyor. Şu anda video almama rağmen. Şu anda 50 FPS mesela. Ben seni niye göremiyorum şu an? Bak buradayım. Nasıl şey diyeyim sana. Gördün mü? Aha. Tamam bir atış geldi. Ha pardon doğru. Sen zaten ben kırmızı arıyordum da. Bir dakika. Şimdi tam kafalama. Ah! Abi çarpamayacaksın herhalde. Dur bakalım. Hadi yanıma düştüm. Hadi be. İyiydi gene son anda biraz. Abi bomba bomba alsana o zaman. Bomba öyle alamıyorum bomba ki. Falan. Bomba yok. Bu uçağa bomba alamıyorum. Başka da uçağım yok Ruslarda hiç oynamadığım için. Sadece İngilizlerde var. Sorun değil zaten. Ben gene bir tankla geleceğim de. Tamam. Bir toz denemez falan halat sallandırma yapalım mı? Yayının sonlarına doğru. Yine. Bakayım. Olur. Bundan sonra yapalım. Başka tamam. Bir tankla mı deneyeceğim? Yoksa mouse'la mı deneyeceğim? Başka tank mesela ne alayım? Jack Tiger alabilirim mesela. Olur. Onu görsün bizimkiler. İyi olur. Uçak savarları göstermedik yani mesela. Aa evet uçak savarları göstermedik de bende uçak savar yok zaten. Ben gerçi gösterdim merak etme ya. Oyunda bir kere gösterdim uçak savarı. Kadir'in YouTube kanalı War Thunder Türkiye arkadaşlar. Ayrı ayrı yazılıyor War Thunder Türkiye. Oradan bakabilir bulabilirsiniz. Aynen A'dan Z'ye tüm diler var kanalında yaklaşık 700 tane 800 tane farklı videolar. ...300 metre şu anda. Evet, bakıyorum. Evet. Oradan devam ediyor. Peki alt zırhına? Deler. Gayet düzgün zaten. Efendim? Sağ atarsan ammora katacaksın. Sağa doğru. Tamam. Bir daha deniyorum. Oo. Abi Leopard'ın işte ince zırhlı olmasının zararları. Kolye ne tamam. Alalım bir de. Ne alıyorsun? Kolye ne alalım? Toz denemesi falan yapacak mıyız? Evet. Evet. Sen mesela uçaklara sık istiyorsan ben onunla bir bakayım yani göstereyim seninle nasıl şey olacak. Tamam. Yanına geleyim o zaman ben. Samuel. Şu an görüntümde Samuel'i sıkabilirsin varsa şeyin. Boris'i vurmaya geliyorum çalışıyorsun, yani. Tamam. Bu seri atış etmediği için biraz sıkıntılı vurması bunda. Abi çok iyi ama ya, küp 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 yani. Nişangah'tan kayboldu şu anda. Yalnız şu an mermi değişikliği... Ha yok yapamıyorum, tamam pardon. Pro olduğum için uğramadım.
Güzel. Bizim de makinelimiz var, bizim de canımız var. Allah! Samuel PTA. Ha geliyor, vallaha geliyor herif. Bu arada bu yapıştırmalar falan istediğimiz yere takabiliyoruz, büyütebiliyoruz. Şöyle. İsabet dedi, ölmedi ama. Bakayım. Yine evet. İsabet dedi, yine ölmedi. Düşüyor herhalde. Düştü, düştü. Abi. Aldın. Ha bir de suda yüzen tankı da gösterebiliriz mesela. Hani nasıl yüzüyor falan. Tamam. Hatta sen üzerime binebilirsin. onu yapalım o zaman. Boşver şimdi Yak Tiger sallandırmayı. Onu yapıp bitirelim. Döndüm hangara. Tiger bende şu an yok. Daha sonra bakarız arkadaşlar. Birazdan bitireceğim çünkü War Thunder'ı. Şu yüzen tankı bu... binelim. Tamam. Bundan sonra müsait olursan başka bir zaman yayın yaparız abi yine. Evet. O zaman Tiger 2'li bir hesap var bizde kullanmadığımız. Tamam, tamam, o zaman yaparız işte o işi. O zaman olur. Ben ready bir vereyim saniye. Mi? Bir şey değiştiriyor musun? PT-76 ben de biliyorum onu ya. Vietnam tankı. Süper. Gerçi Sovyet tankı da Vietnam döneminde tanıdık. Ben şeyden ilk tanıyorum o tankı. Battlefield Vietnam'dan tanıyorum. Bir saniye. Berlin'i açıyorum. Başka tank girmeyeceğim arkadaşlar şimdi. Bakacağım. PT-72 iki tane yüzen tank var. Birisi PT-76, birisi de ha sen yüzen tank alabilirsin bu arada. Göstermek nasıl? Falan istiyorsan. Amerika'ya gel. Bir dakika abicim. Amerika'ya geldim evet. Orada bak bir dakika şeyden çıkman lazım ama. Odadan çık. Tamam. En üstte. Şey olur, LVT A1 olarak geçiyor. Bir dakika. LVT A1 en yukarıda, ortada. Amerika. Evet. Ha, bunu direkt choose a crew diyor mesela. Aynen. İsmini koyabiliyorum ben buna. Reserving crew'ünü koyalım. Tamam. Aha, iyiymiş. Okay, to battle diyorum o zaman direkt. Ah, pardon, 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 pardon. Direkt aksiyona gel. Oha, alete gel ya. Tamam, M5 tarifi var işte onun da. Bir dakika, change team. Aynı takım yapıyoruz. Evet. Tamam. BF Vietnam, BF BC2 Vietnam değil. BF Vietnam'dan. İlk oyundan yani o 2000 kaçta çıkmıştı? 3'te mi çıktı? 4'te mi çıktı? 279'u çok tanımıyorum abi, bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet gençler, bence eğlenceli oldu şu ana kadar gayet. Öğretici oldu daha fazlasıyla. War Thunder benim için burada. Bakalım bitiyor, sonrasında. Tamam. Evet, yakında yani şu an bitireceğiz ama bilmediğim hakikaten bir sürü şey vardı. Kafamda soru işaretleri vardı. Onları öğrenmiş oldum. Umarım size de biraz ferahlatıcı olmuştur. War Thunder nedir? Ne farkları vardır? Niye bu adam WoT oynuyor da bunu oynamıyor? Ne kadar mükemmel gerçekçi bir oyun alsa ki filan. diye yaptığında. Aha bunda da yine mürettebatın mal mal arkada duruyor. Daha çok insan öldürmek için yapılmış bir tank. O tank evet. Normalde. Personel de şey yani şey destek. Aynen. PR destek. Aynen öyle. Bu muhtemelen şeydir ya o zaman. Pasifik'te falan kullanılmıştır diye tahmin ediyorum. Bakmak aynen. Lazım. Mesela bu Almanlara E25'in yeni bir tank almıştı. Jagdpanzer 4-5 mi? Botta. İsmi. Kanao'nun Jagdpanzer geldi. Ya, o değil o zaman. Bu oyuna şey eklendi mesela, Jagdpanzer veya Panther o tarz bir şey olması evet. Gerekiyor. 4-5. Mesela o gerçekten zırhlı personel taşıyıcı fakat hani arma zırhlı aracı falan oluyor yani zırhlı personel aha. Taşıyıcılara tank topu da eklenebiliyor. O tank gibi bir şey yani zırhlı personel taşıyıcısı falan da getirebiliyorlar bu oyuna. Ve en önemlisi oyuna lazer güdümlü tanklar geldi. Bunu unutmadığım iyi oldu. Lazer güdümlü tanklar geldi yani saçmalığa bak. Atış yapıyorsun,
Mouse'u sağa sola çekiyorsun. Lazer güdümü sayesinde merminin sağa sol yukarı şey yaptırabiliyorsun. Bu tohum biliyorum gibi. Tel güdümlü olduğunu da lazer güdümü bilmiyordum. Tel güdümlü olmasın sakın mesela şeydeki. Tel güdümlü aynen öyle. Aha tamam. Okey ama evet saçmalığı anlarım. Lan daha üzerine düşüyorum galiba. Düş. Hoppa. Biraz da sevineyelim abi. İstanbul sıcak zaten. Hoppa. Topun namlusunu yukarıya çıkarana kadar. Hadi yarış falan. Kaçta gidiyor seninki? 12 ile mi? Benimki nerede yazıyor? Solda 11 ile gidiyor şu an. Oyunda Storm Tiger yok ama Broom Bar geliyor yakında. Aynen 1.61'de. War Thunder Türkiye kanalında zaten hepsini tanıtıyorum gelecek tankları falan ve benzeri videoları. Çok komik ya. Bu arada geri vitesi yok. Sıkışırsan geri gelemezsin ha. Okey. Abi şöyle iskeleye ben bir yanaşayım da yolcu falan alalım oradan. İskeleye yanaş. Güzel. Bir de fırtınalı artalar oluyor dalgalı falan. Onu da tankı görmen lazım. Bildiğin uçuyor denizde. Takla atabiliyor ama değil mi? Yanlış hareket yaparsan denize ters dönebiliyorsun. Takla atıyor fakat şu yapıyor. Düzeliyor denizde. Düzeliyor mu? Ha. Hı-hı. Mesela dalış falan yapabiliyorsun bununla. Abi çok iyi ya. Botta böyle bir özellik geleceğini sanmıyorum. Yok bu kadar böyle yüzebilecek bir şey yok. Genel mantığında öyle bir şeyleri yok. Ama bu neyi gösteriyor bana? Hakikaten gemileri de aynı oyunda tutabilirler diye gösteriyor. Yani gemiler de aynı ara yüze gelebilir. Aynı uçaklar şu an yukarıda tepemizde gezdiği gibi. Gemileri merak ediyorum. Hani gemilerde sektirme olayı falan yok. Nasıl olacak acaba o? Yo var. Gemilerin de zırhı var. Gemilerde de zırh delici sektirebiliyor. Onu biliyorum da hani 400'lük bir top atış yaptığı zaman zırh deliciyle hani 300 metre olsun zırhın yani bir pek bir fark edeceğini sanmıyorum. Böyle 100 açıda atlıyorsun yani. Eğer ki Warships'teki gibi getirirlerse çok enteresan fark edecek. Açı verip gayet güzel sektirebiliyor olacaksın yani. Bakalım yani gelmeden bir şey dememek lazım ben sana söyleyeyim. Çok güzel olabilir. Aynen. Uçak vurma geldim. Hakikaten kafa isteği kapıya çok. Verelim de. Senin tank beni boğabiliyor olması lazım. Geri vites yok bu arada diyeyim. Evet. O zaman nasıl sen geleceğim? Ileri ben ileriden sağa doğru dönüp sen de soldan. Ben sola dönüyorum aynen. Sonra birleşeceğiz. Ve ben çok daha geç dönüyorum sana göre. Heh. Baza bas mesela. Basıyorum şu an. Oha. Şu an altına alıyorsun beni. Ben şu anda boğuluyorum. Öldüm. Yazdı sen benden. Mi ha. Şimdi yazdı. Okey. Abi güzelmiş. İşte arkadaş katili. Yanıyorsun yalnız. Aynen öyle işte. Öldüğü zaman hep yanıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. İyi oldu. Su biraz soğuktu, iyi oldu. Aynen ısıtmıştır biraz. Aynen. İyi tamam. Ben de gelip bir tepen atayım seni. Gel. Ben bekliyorum. Sağa doğru yanaşayım da. Duvara yanaştım ben. Abi çok saçma ya. Abi ben gördüğüm kadarıyla senin WOT'ta hiç para sıkıntın olmadı. Bildiğim kadarıyla. Yani aslında oldu da klanlarda şu sonra çok görevler açmaya başladılar. O yüzden bir de tank açmıyorum ben artık. O yüzden hiç neredeyse yok gibi. Özellikle son 2 senedir falan. Öyle ciddi bir para sıkıntım hiç olmadı oyunda. Bir de şöyle bir şey olmuştur illa ki hani War Thunder'da tank gelmesi WOT'u nasıl etkiledi? Bayağı bir etkilemiştir tahminimce. Yani War Thunder'a tank gelmesi tahmin ettiği kadar adam çaldığını sanmıyorum. Belki bir %10 filan etkilemiş olabilir. O rakamlar doğru düzgün yok tabii. Hiçbir firma böyle bir şey lanse etmek istemediği için birebir.
Armored Warfare tutarsa daha fazla adam çalacak. Çünkü War Thunder hala bir WoT oyuncusu gözünden farklı bir oyun. Yani birebir rakibi değil, tamamen farklı bir mantıkta oynamak isteyen adamın oyunu. Bu yüzden de öyle kolay kolay hani bunu oynayayım, bu daha mantıklıymış, daha mantıksızmış falan diye bir şey yok. Daha farklı bir oyun olarak görüyorum ben bunu. Aynı nasıl Warships veya Warplanes şeyse, hakikaten neredeyse o kadar farklı bunun tankı. Sizin klandan da bu bizim Türk As filosuna adam gelmişti. Baba klanından. Eskiden. Evet. Ne diyor? 2 ay falan o. Ben de WoT'tan geldim, baba klanında yöneticilerden diyordu. Oyundakini general, albay, o tarz bir şeydi herhalde. Olabilir. Dur sen atlama, ben geleyim de. Senin gibi atla sonra. Tamam. Buyurun beyefendi. Allah. Oha, daha da batsaydım. Bayağı battım yalnız. Ama benim şu anda suda 18 bir şey oluyor. Evet. Benim bir şey bozuldu bu arada üzerime düştüğün için. Motor falan. Evet, motor gitmişti. I'm never gonna dance again. Guilty freedom can't read. Evet, you cannot move during tank repair de gayet hareket ediyoruz yani hayvan gibi. Oya bas mesela. Nelerin bulunmuş? Motor gitmişti. Şimdi gördüm az önce. Aynen, su kaçmıştır. O zaman Kadir'cim teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Ben de teşekkür yeter ediyorum. Yeter bana da, genel olarak bizimkilere de. Bazıları delirdi çünkü biliyorum. Ama çok farklı, çok güzel farklılıkları olan bir oyun bizim WoT'a göre. Hani beklemediğin yerlerden aynen vuruyor. Su olsun, mouse'un topun içinden olsun, kabloyla adam sallandırmak olsun. Realistik simülasyon olsun. Daha sonra deneriz inşallah tekrar. Evet gençler, War Thunder'ımız bu kadar. Kadir Bey'lere de teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi War Thunder Türkiye kanalı YouTube'da. Yazıp direkt bulabilirsiniz. Ben zaten kanalını da paylaşmıştım Facebook'ta. War Thunder'ımız böyleymiş. İleriki yayınlarda bakacağız artık. Devamı gelecek, gelmeyecek. Ben ne kadar vakit ayıracağım kıçımı kastırıp Warships'ten, diğerlerinden, ama istiyorum yapmak. Daha sonra Kadir'in de dediği gibi yüksek seviyelerde de bir oynamamız, bir şeyler göstermek açısından iyi olacaktır. Ama şimdilik böyle. Teşekkürler tekrar Kadir'cim. Eyvallah. Eyvallah abi. Konuşuruz tekrardan. Ben şimdi farklı bir oyuna geçeceğim herhalde. O yüzden direkt şeyden, hani chatten çıkacağım. Sen bir şeyler demek evet, istiyorsan kaldınız. Şey yap, ekstra ekleyeceğim bir şey varsa, yoksa sonra konuşuruz. Yok abi, ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Bunu şeyde yayınlayacak mısın, hani YouTube kanalında bana yayın tekrarı olarak? Evet, şey yapacağım, bunu keseceğim Twitch'te, sonra aktaracağım YouTube'a. Tamam abi. Eyvallah. Tamam. Daha sonra görüşürüz diyelim. O zaman görüşürüz, aynen. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kaçıyorum yavaştan. Hadi. Eyvallah abi. Bay bay. Tamam abi. Evet, şeyden de çıktık, chatten de. War Thunder'ımız böyleymiş gençler. Durum buymuş. Şimdi. Hakikaten, buyur bakayım. Ben istediğim bir şey yapacak mı? Bir su alayım, geleyim gençler. Birazdan devam edeceğiz aksiyona.